Habertürk'te para gündemle karşınızdayız. Günaydın bu sabahtan. Saat 9'da Habertürk.com Genel Yönetmeni Yavuz Barlas'la sabah ekonomi gündemine daha yakından bakıyoruz. Önce de günün bir özetine bakıyoruz. O özette aslında ekonomi, siyaset birbirine karıştı. Çünkü meclisin gündemi çok yoğun ve ekonomi düzenlemeleri de yakından takip ediliyor. Özellikle EYT'lilere ilişkin düzenleme ne zaman meclise gelir? Çalışma Bakanı Bilgin bu konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu hafta meclise gelmesini bekliyoruz dedi. Büyük bir ihtimalle de bu hafta gelecek dedi. Dolayısıyla süreç başlayacak. Zaten ilk maaşlarında Mart ayında alınabileceği belirtilmişti. Yine hazırlık komisyonunun çalışmaları var. Biliyorsunuz milletvekillerinden savunma, sözlü ve yazılı savunma istenmişti. Onun için de süreç bitiyor. Bir yandan da başörtüsüne ilişkin ve aile yapısına ilişkin düzenleme gündemde. Komisyonda görüşmeler devam ederken tartışmalar da sürdü. Dolayısıyla meclisin gündemi bu çerçevede devam ederken siyasette de seçim tarihi 14 Mayıs. 26 Ocak'ta altılı masa toplanıyor. Artık ortak aday konuşulacak mı? Masaya gündeme gelecek mi? Tartışması da bir yandan devam ediyor. Ekonomide de yeniden yapılandırma. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında borçların yapılandırılması konusunda ayrıntıları vermişti. Detayları da dün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İzmir'de iş adamlarıyla buluşmasında aktardı. Onun detaylarına da bakacağız. Önce günün bir özetini verelim. Ardından da tek tek başlıklara geçelim. Başörtüsünü anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişiklik teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkartılmasını istediği önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Dolayısıyla tartışmalı bir süreç yaşandı. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda başörtülü ya da değil gibi ifadelerin de girmesini istemişti CHP ve İYİ Parti. Ancak kabul görmediğini anlıyoruz dün komisyon görüşmelerinde. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokatif eylem sonrası Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile üçlü mekanizma toplantısını ileri bir tarihe erteledi. İki ülkenin NATO üyelik süreciyle ilgili Madrid'de üçlü mutabakat imzalanmıştı biliyorsunuz. Görüşmeler devam ediyordu İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında. İlk toplantı Helsinki, ikinci toplantı da Stockholm'da yapılmıştı. Üçüncü toplantının Brüksel'de yapılması bekleniyordu. Ancak ileri bir tarihe ertelendi bu toplantılar. İsveç Başbakanı provokatif eylem için bazıları İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar diyaloğa dönmek istiyoruz dedi. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Price de yönetimdeki hiç kimsenin meydana gelen bu aşağılık eyleme herhangi bir düzeyde destek vermediğini açıkça belirtmek istiyorum açıklaması yaptı. İsveç'in ardından Hollanda'da da Kur'an-ı Kerim'e hedef alan saldırıya Türkiye'den tepki geldi. İsveç'ten sonra Hollanda'da da benzer görüntüler yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, faşizan ve nefret suçuna kimse özgürlük ve hoşgörü diyemez. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır açıklaması yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsveç'teki skandal eyleme tepki gösterdi. Bir soytarıya provokasyon eylemi yaptırdılar dedi. Eyleme izin veren İsveç hükümetini de eleştirdi. İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdi dedi. Milli Güvenlik Kurulu yılın ilk toplantısında bugün yapacak. Toplantının öncelikle gündem maddesi terörle mücadele olacak. Şam yönetimiyle başlatılan siyasi diyalog süreci, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Mavi Vatan'daki gelişmelerin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin de yine Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Yılın ilk toplantısı yapılıyor. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısının 15 olduğunu söyleyelim. Sinan Ateş 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri töreninde konuştu. Bekamız için en büyük tehdit tarih ve kültür vizyonumuzu yitirmemizdir diye
diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz ifadelerini kullandı. Bugün bu açıklama, bu sözler gazetelerde, dün haberlerde yer almıştı. Mahalle baskısını reddediyoruz, kültür iklimini tek tipleştiren bu baskıyı reddediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı'nın "Yeter söz milletindir" sloganıyla 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak ilan etmesi vardı. CHP lideri kazanmak için tüm tuşlara basmış durumda. Şehit Menderes'i bile malzeme etmekten çekinmiyor. İlk kez "Yeter söz milletindir" diyerek ilk kez doğru söyledi. Söz millet ittifakınındır ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmada "Muhalefet sessiz kalıyor" eleştirilene de yanıt verdi. "YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki Sağır Sultan duydu. Nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz" dedi. İçeride, dışarıda, siyasette gündem başlıkları böyle. Hem meclisteki yoğun gündem, hem İsveç'teki eylemler, hemen ardından Hollanda'da yaşananlar, Türkiye'nin tepkisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ve bu görüşmelerin ileri bir tarihe ertelenmesi. Bir yandan da 14 Mayıs seçim tarihi, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı'nın ilanı bekleniyor. Mecliste de bir yine mutabakat olursa memnuniyet duyarız ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı. Bir yandan da 14 Mayıs seçime gidecek. Neredeyse yaklaşık bir ay öne çekilmiş durumda. Böyle bir gündem şekilleniyor. Rusya-Ukrayna savaşında da yeni detaylar söz konusu. Yeni açıklamalar, bu tank sevkiyatı Amerika'dan ciddi gerginliğe neden oldu. Almanya da bu tankları gönderecek mi, kendi tanklarını? Böyle de bir tartışma yaşanıyor. Biraz piyasaları bu da etkiledi. Seçim artık 14 Mayıs tarihi piyasanın gündemine de girmiş durumda. Dolayısıyla hem seçim hem seçim sonrasını değerlendiren yorum, analizleri görüyoruz. Bir yandan da Rusya-Ukrayna gerginliği, işte dünyada resesyon korkusu, bütün bunlar birleşiyor ve piyasaların seyrini de etkiliyor. Önce piyasalara bakarak ardından da tek tek gündemi değerlendireceğiz. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'la birlikte tekrar hoş geldiniz. Hoş, tekrar günaydın. Şimdi piyasalarla bakalım, çünkü hareketli piyasa. Şöyle, hem borsalar hareketli dünyada, hem dolardaki değer kaybı devam ediyor. Hem 1 Şubat'ta FED toplantısı var gelecek hafta. Ve enflasyonu da göreceğiz. Amerika'da enflasyon düşüyor. Avrupa'da beklentilerin altında geliyor, özellikle enflasyonu yüksek ülkelerde. Dolayısıyla böyle bir süreçte bir yandan da resesyon kaygısının da devam ettiğini görüyoruz. Amerika'dan gelen verilerde istihdam dışında ekonominin çarkları için çok parlak değil. Acaba dolardaki düşüş devam eder mi? Altın, emtia fiyatlarındaki yükseliş sürer mi? Borsalardaki bu hızlı toparlanma devam eder mi? ABD hazine tahvillerindeki düşüş de uzun süreli mi? Bütün bunları bir değerlendirelim. Evet. Altınla başlayalım. Evet. Şimdi dolar düşünce, dolardaki düşüş seyri devam edince altının ons fiyatı 1942 dolara kadar ulaştı uluslararası piyasalarda. Hatta yani kapanış itibariyle 1938 doları net görmüş durumdayız. Gram altında içeride 1173 liraya kadar çıktı. 1170 lira üzerinde işlemler gün boyu devam etti. Bu da tarihi zirve demek, tarihi rekor demek. 2023 yılının genelinde, yani şu anda 25 gündeyiz. 25 günde altının getirisi %7. Evet. Dolar 2022 yılını, işte altının onsu 2022 yılını 1825 dolarda tamamlamıştı. Şimdi 1938-1940 doları zorluyor. 1952 dolarda ciddi bir direnç var deniliyor. Aşağıda da 1930 dolar seviyesini takip etmek lazım diyor. Şimdi deniyor. 2070 doları görmüştü zirve olarak. Nisan'dan bu yana da en yüksek seviyesi. Ukrayna Savaşı başladığında, Rusya-Ukrayna Savaşı Mart'ta zirveydi. 2000'in üzerine çıkmıştı. Daha ne kadar çıkacak diyorduk. Orada düşüş başladı. 1600 dolarlara kadar indi. Evet. Şimdi nereye kadar çıkar tartışması var. Evet, o gün aslında biliyorsun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı endişeyle yani yükselmişti. Evet. Bugün ise aslında endişeden ziyade daha çok belirsizlik yüzünden yükseliyor. Yani o günkü şartlar savaş şartları olduğu için hani orada daha volümlü şekilde yükselmesine sebebiyet vermişti o hareket. Fakat bugünkü ise biraz daha Amerikan piyasalarının tam yön belirleyememiş olması, Avrupa'daki belirsizlikler veya genel olarak global ekonomideki henüz daha tam kararsızlık ortamı yüzünden aslında. Hani gördüğü yani, yeri tekrar görür deniyor ya 2070 dolar ya o yüzden özellikle. Bir iki tane 2022 Mart, bu da uzak bir tarih değil.
Evet, bir iki analiz raporuna baktım bununla ilgili yabancıların. Diyorlar ki $2,100 bir hedefleri var. Yani öncelikle ilk hedef o. Onun ötesinde de 2023 toplamında %20'lik bir dolar bazında performans gösterebilir diye ifade ediyorlar ki bu da aslında aşağı yukarı $2,350 gibi rakamlara denk geliyor. Yani $2,400 kadar hedef koyan var bunda şu an. En azından var, bu belirsizlik sürerse. Konuşulanlar evet, böyle. Konuşulanlar böyle. Hı. Ama tabii bunun belirleyici rolünü yine Fed üstlenecek aslında. Birçok piyasadaki belirleyici rol olduğu gibi. Yani Fed'in bir sonraki toplantısında biz eğer orada verilen mesajlarda göreceğiz. Yani resesyonla ilgili bilgi alacağız. Enflasyonla ilgili bilgi alacağız. Dolayısıyla dolar kurundaki o kayıp eğer durursa o zaman altındaki bu hareket de yavaşlayabilir. Onu anımsatmak gerekiyor. Ama yani geçen senekinin gibi bir durum söz konusu olmadı da ifade ediliyor. Yani hep yani bir savaş korkusuyla bir şey yok. Hücum diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Ama altında belirsizlik yükselişi yaşanıyor deniyor. Şimdi doğru, dolar değer kaybedince ABD hazine tahvilleri de 4'lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda 3,5'larda 10 yıllık tahviller. Dolayısıyla yeni bir getiri arayışı ortaya çıktı doların değer kaybı. Bir yandan ABD hazine tahvillerindeki düşüş diye. Sadece altın değil, borsalarda da yükseliş var. Kripto paralarda da bir miktar toparlanma söz konusu. Şimdi 1 Şubat'ta Amerikan Merkez Bankası Fed toplanacak. Enflasyonla beraber aslında dolardaki düşüş başladı. Çünkü %6,5'la enflasyon. Evet. Beklentilerin altında kaldı. Oradaki düşüş trendi dolara değer kaybettirdi. Fed çeyrek puan faiz arttırır. Mart'ta da bunu arttırır. Mayıs'ta da Mayıs'a kadar artık Mayıs toplantısından sonra da bir beklemeye geçer gibi bir beklenti var. Evet. Çünkü Şubat ve Mart'ta toplantı var. Nisan'da yok. Mayıs'a kadar uzun bir süreçte de Fed'i konuşmuyor olabiliriz. Evet. O yüzden 1 Şubat'taki toplantı... Burada bir fırsat penceresi oluşmuş oluyor. Oluşmuş oluyor. Hı-hı. Yani orada bir hareketsizlik doları çok hareketlendirmez Fed cephesinden. Sadece verilere bakılır. Dolayısıyla dolar düştükçe uluslararası piyasalarda altın yükseliyor. Fed'den de çok hızlı faiz artırımları artık beklenmiyor. Çeyrek puan gider beklentisinin güçlü olduğunu söyleyelim. Bu da altını ve borsaları, emtiaları destekliyor. Yani %7,1'den birdenbire Aralık'ta 6,5'a düşünce Amerika'da enflasyon tüm dünyada ortalık şekillendi. Bir de belki bir cümle ekleyebiliriz. Resesyon endişesinin azalmasıyla dediğin gibi emtialar da buradan yani sadece altın değil aslında. Tüm metaller. Bundan pozitif etkileniyorlar. Bu arada tabii açıklama, Fed'in açıklaması 1 Şubat'ta ne olur önümüzdeki döneme ilişkin. Onu da göreceğiz. Resesyon kaygısını aslında artıran gelişmeler var. Mesela imalatta tamam toparlanma var ama genelinde beklentilerin altında ve zayıf işten çıkarmalarında arttığı bir dönemi de yansıtıyor aynı zamanda. Haklısın Ebru. Fakat yani bundan bir ay önceye dönersek o günkü kadar şiddetle konuşulmuyor artık. Zaten aslında yavaşlama da o. Yani zaten bir durgunluk olacağı kesin. Yani hem Avrupa'da hem Amerika'da ama bunun tonu hafifledi. Yani bundan duyulan endişenin şeyi azaldı bir parça. Öyle görünüyor. Birazdan biz Borsa İstanbul'a da yakından bakarız. Olmak istediğim şeyler var ama ABD borsaları da tabii doların değer kaybıyla beraber hareketlendi. 2023'ten şu ana kadar mesela Dow Jones Nasdaq endeksinde %9,3, S&P'de %5,1 yükseliş var. Toparlanmanın aslında veya en azından resesyon olmayacağının bir parça ya da resesyonda olmadıklarının bir parça göstergesi. Bir parça göstergesi. Şimdi Morgan Stanley de diyor korkulan ki, olmuyor ya da korktukları kadar olacak gibi. Olmuyor. Ya evet, ya resesyon evet. Korktukları kadar olmuyor daha doğru. Evet. Avrupa'da bizim da açımızdan da aslında bir yandan da şöyle bir avantaj doğuyor. Yani aslında biz Avrupa'da sıkıntılar yaşıyoruz şu an ihracat tarafında ama hani geçen de tekstilcilerle konuştuğumuzda biliyorsun Amerika pazarını güçlendirmek istiyoruz diyorlardı. Dolayısıyla Amerika aslında şu an bir parça işlerin daha iyi gittiği bir ülke olduğu için yani kurtarıcı bir şey coğrafya şu an. Coğrafya, evet. Alım açısından, evet, ihracat evet, açısından. Evet. Yani oraya çalışanlar şu an daha hani pozitif durumdalar. Evet, yani yeni iş bulma konusunda bilmiyorum, durum çok parlak olmayabilir. Tabii. Ama hani eskisi gibi böyle Amerika işte ne yaparsan yap para kazanırsın, rahat yaşarsın döneminde değil. Zor bir dönem tabii. Avrupa'da da tabii değil ki. Ama kendi çerçevesinde şu evet. anda beklendiği önde kadar ciddi bir resesyonda değiller denebilir. Evet. Şimdi Morgan Stanley de diyor ki bir dönem diyor işte gelişmekte gelişen ülkelerin hisse senetleri, gelişen ülkeler, işte emtialar öndeydi. Şimdi önümüzdeki dönemin yıldızı gelişmekte olan ülkeler ve o hisse senedi piyasaları olacak diyor.
Evet, çünkü borsalar hocam. Yani aslında herhalde bu yüksek enflasyon dolayısıyla borsaların gösterdiği performansı ona da dikkat çekmiş demek ki. Yani dolayısıyla onların da hani radarına girmiş durumda. Hani bizim gibi birçok ülke zaten izleniyor. Yani bir de değerleme açısından zaten geride kaldı birçok ülke. Yani dedikleri gibi bir süre unuttular. Para daha çok büyük ülkelerin güvenli limanlarına yerleşti. %28. Bizde tabii rumla artabilir deniyor yani. Ama Hindistan'ı daha çok örnek vermiş. Tabii ama şimdi Hindistan'a yağar, bize damlar. Onu söylemek evet, lazım. Yani demek. Oraya da yağar, buraya damlar. Yani bu böyle olmuş her zaman. Belki dolu şeklinde. Yani her zaman etkilenmişizdir. Yani sonuçta bu fonlar bir sepet yapıyorlar. İşte Hindistan'dan, Brezilya'dan, Güney Afrika'dan hisse senetleri alıyorlar. Bunun içine bir parça da Türkiye'de koyuyorlar. Yani biz hani o şiddette olmasa bile bunun etkisini görürüz. Ama tabii bizim bir takım farklı sorunlarımız da var. Bunu unutmayalım. Yani bizim borsamızda neden yabancı oranı düştü dersek bunun para politikasından kaynaklı problemler de yaşadığımızı söylememiz gerekiyor. Yani para politikasının borsayla ne ilgisi var falan denmesin. Çünkü var. Tabii, yani, faiz tabii ki faiz verir. Kararları önemli. Bir yabancı yatırımcı bir ülkenin ekonomi yönetimini basit ve şekilde anlaması lazım. Yani kendi ülkesindeki gibi hani görmesi lazım, anlaması lazım ki uzun buraya parasını koyabilsin. Evet, faiz koridorunu anlamadılar. Daha sonrasında hani dünya faiz arttırırken bizim faiz indirimimizi anlamadılar. Dolar konudaki hızlı yükselişi anlayamadılar. Dolayısıyla şimdi düşünsene yılın başında girmiş olsaydı borsaya, yılın sonunda kurun geldiği seviye itibariyle zarardaydı. Yani şimdi böyle bakıldığı zaman, çünkü dolarını daha ucuzdan bozdurmuş olacaktı teorik olarak. Tabii girip alacaktı. Yani o yüzden yabancı yatırımcı çıkarken de puanlı biraz daha belirli, biraz daha şeffaf, daha dengeli gelişmekte olan piyasaları tercih eder. Çıkışı zarar yapar. Evet, evet. Çıkışı zararlı. O için söyledim ben zaten bunu. Hani yıllık bir portföy açtığını varsayarsan. Hareketini sınırlıyor. Evet, hareketini sınırlıyor. Bu tip şeyleri çok sevmiyor. O yüzden yani biz bu sepetlerin içinde hani damla da olsa yararlanıyoruz. Yani çıkmasının nedenleri vardı evet. Var. Bir hafıza yoklarsak doğru. İşte ama önümüzdeki dönem çok fazla borsa konuştuğumuz için hani Morgan Stanley'nin açıklaması yansıdı. Onu o yüzden söyledim. İşte dolar değer kaybediyor. Onun değer kaybı devam ederse bu emtiaları etkileyebilir. Altında düşüş mesela alım fırsatı olabilir. Yani portföyde bir miktar bulundurulabilir. Hisse senedi piyasasında dalgalı olsa da gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasaları önümüzdeki dönemin yıldızı olacak diyor mesela Morgan Stanley. Evet. Bir de ABD hisse senedi piyasası ve büyük teknoloji şirketleri yıldızdı. Artık o dönem kapanıyor diyor. Bu işten çıkarmaları, küçülmeleri, tüm dünyada yaşananları hatırlatıyor. Evet. Dolar da değer kaybederken, ABD hazine tahvilleri de düşerken yeni yatırım arayışları da var. Bu yatırım arayışları da hisse senedi piyasalarını, gelişen ülke piyasalarını destekleyebilir diyor. Evet, kesinlikle. Şimdi ama Amerika'da imalatta işte daralma devam ediyor. Yani böyle de bir durum var. Ticari mesela Ocak ayında ticari faaliyetler yeniden daralıyor. Yani yumuşak bir evet. 2023 böyle daha hani toparlanmayla ya da resesyondan çıkış havasıyla imalat cephesinde, üretim cephesinde başlamış değil. Onu da not edelim yani. Onu da bir parça şey not edelim. Amerika'nın da en büyük ticaret partneri biliyorsun Avrupa'dır. Onun haricinde Latin Amerika'dır. Ama gelişmiş ülke olarak Avrupa'dır. Dolayısıyla Avrupa'daki ufak bir sendeleme ya da resesyon beklentisi tabii ki tıpkı bizde olduğu gibi Amerika'da da aslında imalat sanayinde yavaşlamaya sebebiyet veriyor. Çünkü Amerika'da ihracatını bu bölgeye yapıyor. Doğru. Yani onun da etkisi olduğunu gözlemlemek tabii, lazım. Tüm dünyanın resesyonu onu da etkileyecek tabii ki, ama. Tabii ki. O açıdan yani duruyor biraz. Dünyada ikiye bölündüğü için mesela Çin üretiminin %25'ini şu anda 5-7 Hindistan'a kaydırabilir deniyor. Dolayısıyla hani orada da dengeler değişebilir. Burada enerji kaynakları belirleyici olacak. Lojistik imkanlar belirleyici olacak. Burada ülkenin evet, yani ekonomi yönetimi belirleyici olacak. Yani siz de eğer bu yabancılar radarına girmek istiyorsanız hani ev ödevlerinizi yerine getirmiş olmanız gerekiyor. Yani böyle temiz, anlaşılabilir bir para politikası, ekonomi yönetimi ve işte teşviklerin anlaşılabildiği, ekosistemin uygun olduğu. Çünkü bizim parça parça çok uygun tarafımız var mesela Türkiye açısından bakılırsa bu konuda. Ama birbiriyle uyum tam sağlanıyor mu? Hayır. Maalesef eksiğimiz burada. Yani bizim biraz daha eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor ki böyle yabancılar ilgisini çekelim. Ki ihtiyacımız olan bu. Başka bir yolu yok. Yani enflasyonu düşürmenin de yani gelirlerimizi arttırmanın da. Doğru.
işte bütün bunları anlatıyoruz ve bu haber akışlarını, yorumları, analizleri sizlere iletiyoruz ki en çok sorulan soru bu dönemde paramı ne yapayım? Evet. Dolayısıyla işte bunun Fed ayağı var, Avrupa ayağı var, resesyon var, enflasyon verileri var, istihdam verileri var. Her birinin bir etkisi var. İşte doların değer kaybetmesi bu kadar hızlı çok da beklenen bir şey olmasa gerek. Ama parite 0.8-0.9'larda, 10'lara, 14'lere, 15'lere çıkabileceği de tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönem 1 Şubat'ta mesela Fed'in açıklaması uzunca bir süreyi şekillendirecek. Bu arada bizim borsada da hareketlilik var dendiği gibi. 2022'de başlayan ve 2023'ün ilk 25 gününde de devam eden inanılmaz bir hareketlilik bu. Halka arzlar da arka arkaya yapılıyor. Evet. Fakat Borsa İstanbul'dan açıklama var. Şimdi çok fazla borsa haberi, şirket haberi eskiden aktarıyorduk da uzunca bir süredir aktarmadığımız için çok çerçevesini de bilmiyorum aslında televizyonda nasıl ifade ediliyor. Yani yazılı basında rahat yapıyorsunuz da sözlü basında ya televizyonlarda biraz daha hani dikkatli tabii, yönlendirme yani yapmak daha doğru. Sadece gelen haberleri aktarıyoruz zaten. Şimdi 3 hissede, 3 şirkette daha, şirket hisselerinde daha açığa satış ve krediyle işlem yasağı geldi. Şimdi arka arkaya halka arzlar oluyor. O halka arzlarda mesela bir şirketin değeri 500 yani %100 artabiliyor. Hisse fiyatları 7 liraya çıkıyor. Bir anda 18 liraya yaklaşıyor. Böyle inanılmaz hareketler, inanılmaz yükselişler. Bu noktada da önlem geliyor. Devre kesici de o hisse için uygulanıyor ya da açığa satış yasaklanıyor ya da kredili işlem engeli geliyor. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşıyoruz ve bu biraz yorucu olabiliyor. Tabii yani ama hisse senetlerine ilgi olacağını tüm dünyada anlıyoruz ve görüyoruz. Evet ama burada bir anomali var. Buradaki yani bir şey var burada. Hisse senetlerinin artık hani matematik ya da doğal koşullara bağlı olarak yükselmediği ya da hareketlerinin sergilemediği gözleniyor. Dolayısıyla birileri sonuçta bu hisse senetlerinde kredili işlem yaparak aslında yani suni bir kaynakla ya da açığa satış yaparak hisseyi destekleyip yani fiyata aşağı ya da yukarı yönünü hareket ettiriyor. Dolayısıyla hani bu yüksek volümlü hareketleri engellemek için aslında tabii bu yapılıyor ama ya bunu tabii ben artık hani bazı hisse senetleriyle ilgili konuşmak bile istemiyorum gerçekten çünkü işte ben de o yüzden yani şunun için bu hisse senetlerini incelerseniz bunun yatırımcısı değil taraftarı var bu hisse senetlerinin. Evet. Yani bu hisse senetleri artık başka bir şey olmuşlar. Yani yatırımcı kitleleri yok. Yani bununla ilgili herhangi bir yani bir şey söylediğinizde böyle taraftar, fanatik bir taraftar kitlesi mesela size böyle hücum ediyor sosyal medyada falan. Dolayısıyla şimdi, tehdit ediyor. Evet yani. O yüzden kaldım. İlk defa böyle bir şey başıma yani geldi. Bunlar bu yani resmen hani yani yatırımcı etiğine ve davranış şeyine uygun olmayan bir kesim Borsa İstanbul'un içine gelmiş oturmuş gibi görünüyor. Ve hani resmen böyle hani bilen bilmeyen karman çorman yani mesela bir halka arzda %100'ün üzerine talep gelmiş. Fiyat bir anda 18 liraya çıkmış. İşte burada küçük yatırımcı da var. Evet. Halka arzlara ilgi gösteren çünkü halka arzlarda bir süre tavan oluyor evet. Ondan yararlanmak isteyen tamam ama bazı yararlanamayacaklar da olabilecek. Söylemeyecek misiniz? Tabii. Bir süre sonra normale dönüyor. Önce tavan yapıyor. Ama bu uzun sürdü mesela. Öncelikle bir kere burada girecek olan şirketlerin çok iyi incelenmesi. Yani eskiden çok daha dikkatli bir şekilde hani analiz edilirdi. Böyle yine yani çok inceleyip çok bilançolarının sağlam olduğuna tam güvenip izin vermek gerekiyor. Bir de eğer bu şirketler yeteri kadar hani imkanları sağlamıyorsa bunları başka pazarlarda açmak gerekiyor. Onu yani yatırımcı biraz daha uyanık olsun diye. Yani bütün hisse senetlerini aynı pazarda açmayacaksınız ki çünkü o zaman şöyle düşünüyor insanlar. Tamam bu da sağlam bir şirket, bu da sağlam bir şirket. 130 değil mi? Öyle tabii evet. Yani ikinci, üçüncü pazarlar var. Yani dolayısıyla hani belki halka arz büyüklükleri düşüyor. O yüzden çekiniyor belki buna onay verenler ama hayır yatırımcı zarar ediyor bir türlü. Yani dolayısıyla bu pazarda siz hani AVM'ye geleni döverseniz bir daha alışveriş yapacak kimse bulamazsınız. Yani bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Ya da belli bir kesimi döverseniz yani, kendinize kalırsınız. Dolayısıyla o yüzden hani bu iş çok nazik bir iştir. Nazik bir iştir. Öyle hani mesela yabancı ne yapar? En kötü zarar eder gider bir daha da dönmez buraya. Ama Türk yatırımcısı Türkiye'de nereye gidecek? Yani dolayısıyla yine bu alışveriş merkezine girmesi gerekiyor borsaya.
O yüzden de hani burada böyle 4 milyon biraz, insan var. %70 neredeyse. %71 yerli. Az buz değil. Hani, dolayısıyla hani zarar bizde, evet, yani insanların gördüğü zarar bizim zararımız yani mesela olur. Mesela bu önlemler açıklandığında lütfen mahiyetini de açıklasınlar. Yani biz bu önlemi şunun için yapıyoruz. Ey yatırımcılar, bunu yaptığımızda şu olacak. Dolayısıyla lütfen pozisyonlarınızı alırken dikkat edin gibi. Daha böyle anlaşılır. Yatırımcının daha, yani sıradan yatırımcının daha iyi anlayacağı bir dile sokmaları gerekiyor. Ben de hiç bu kadar hisse bazlı ya da Borsa İstanbul için devre kesici ya da açığa satış ya da kredili işlem kısıtlaması bu kadar arka arkaya görmemiştim. Bu yoğun ilgi bu tür sonuçları da doğurabiliyor. 4 milyon yatırımcı var, yeni yatırımcı var. Herkes borsayı takip etmeye başladı. Çok yoğun bir ilgi var. Dolayısıyla yükseliş eğilimi devam ediyor. Evet. Bir trafik kazası oluyor işte ama. Yani ama evet, trafik kazası çok resmen oluyor borsada. Evet. Sorun orada yani. Bir hani kaza. 4 milyon insan var, araç var diyelim. Evet. Yani çok büyük bir yoğunluk var. Dolayısıyla hani kuralları bilen var, bilmeyen var. İşte şerit ihlalleri falan var. Evet, panik olan var. Evet, panik olan var. Ondan sonra da bu oluyor. Panikle oluyor. Kaza yapanlar var. Dolayısıyla yani. O yüzden biraz daha sabırla orta vadeli bakmak. Zaten seçime kadar da dalgalanmalar olur ama bütün dünyada hisse senedi piyasaları biraz daha öne çıkmış durumda, onu da söyleyelim. 5.366 puandan Borsa İstanbul bugüne başlayacak. Hafif fiyata aşağı yönlü bir hareketle dünü tamamladı diyebiliriz. 18.80'de kaldı dolar. Bu rekor seviye 18.80. Dolayısıyla orada fazla bir hareket yok. Zaten orada yatay seyrin en azından seçime kadar süreceği aktarılıyor. Kurda istikrarı sağladık açıklaması Merkez Bankası Başkanı'na ait. 20.51 Euro TL, çünkü dolar değer kaybedince yani dolar endeksi uluslararası piyasalarda 8 ayın en düşük seviyesinde. Euro ve diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. 1.09 parite yine Euro dolar paritesi. O da içeride Euro'yu destekliyor biraz. Parite etkisi de var. 20.51. Evet. Yüksek Euro. Evet. Altın onsu dediğimiz gibi dün 1942 dolara çıkmıştı. 1930 dolarda biraz düzeltme gelmiş oradan. Fakat bizde dolarda da 86 dolar petrol fiyatı 88 dolara ulaşmıştı. 1 lira 27 kuruş zannedersem benzine de zam geldi. Motorin de onu izler. 1 lira 25 kuruş. Dolayısıyla o benzin fiyatlarında, motorin fiyatlarında uzun süredir görmediğimiz artışları hızlı hızlı görmeye başladık. Ondan sonra ay başından beri aslında peş peşe geliyor. Beri. 88 dolardı, şu anda 86 dolardı ama dolar da bizde 18.80. İşte petrol fiyatları da 85 doların üzerinde seyrettiği için biz zam görüyoruz akaryakıtta, benzin ve motorinde. 1174 liraya kadar ulaştı altının gramı, 1171 liraya ulaştı. Orada 1164 liraya doğru bir düşüş söz konusu. Rekor seviyelere yakın ama rekor seviyeden geri gelmiş, onu söyleyebiliriz. Şimdi kripto paralarda da tabii alternatif dolar değer kaybedince altınla beraber kripto paralarda da bir miktar yükseliş var. Bir düzeltme oraya da gelmiş, 438 bin TL bazında %1'e yakın bir düşüş var. Fakat Avrupa Parlamentosu da aynı bankalar olduğu gibi bir karar alıyor. Komite toplanmış, Avrupa Parlamentosu komitesi. Eğer bankalar kripto varlık tutuyorsa bu varlık kadar karşılık tutmak zorunda. Evet, %100. %100. Yani ne kadar tutuyorsan o kadar karşılık tutacaksın, evet, diyor. Bunu da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na getirip sonra da Avrupa Birliği ülkeleriyle paylaşacağını aktarıyor. Böyle bir düzenleme ve risk azaltıcı adım atıyor. Yani bu aslında bir yandan yani azaltın portföylerinizi diyor. Çünkü %100 kimse onun karşılığı euro ayırmak istemez. Tutmak istemez. Bir de aslında piyasaya mesaj veriyor. Yani diyor ki ben henüz güvenmiyorum kripto paralara ve o paraların rezerv olabileceğine güvenmiyorum diyor ki. Yani bankalarında rezerv sonuçta bu bir yandan. Yani bu kripto piyasası açısından negatif bir haber tabii. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Çok parlak bir haber değil. Evet, çok parlak bir haber değil. Yani bankaların da varlık tutması, evet, çok yoğun değildi ama hani değildi ama bu bir mesaj aslında. Yani bu verdiği mesaj önlemini alın aslında. Evet, önleminizi alın diyor. Bankaların çok zaten bu konuyla alakalı bu kadar volatil bir parayla hani şu çok an çok büyük bir bilançoyu, evet, da yer olduğunu sanmıyorum bu zaten. Ya bankaları çok etkilemez ama yine de yatırımcıların ya da şey için bir önemli mesajdır. Bu işin gelişimi açısından önemli mesajdır. Evet, karşılık varsa risk, evet, alabileceğiniz kadar tutun diyor yani. Evet. Ya bireysel olarak da.
Yani sistemi sıkıntıya sokabilecek bir risk almayın diyor aslında bir yandan da. Yani bütün uykularınızın kaçtığı bir dönem yaşıyorsanız zaten anlaşılıyor, tecrübe tabii ediliyor ki. Zaten. Daha önce de olmuştur. Hı hı. Peki piyasalardaki veriler böyle, piyasanın gündemi böyle. Altın, emtialar, petrol fiyatları, borsalar çok konuşulduğu için oradan başladık, bir verileri sizlere aktardık. Şimdi Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması var. Bilgin ne bakana EYT düzenlemesine ilişkin soru sorulmuş. Hı hı. Bakan da ne zaman meclise gelecek sorusuna yanıt verirken bu hafta gelir diye tahmin ediyorum. Teknik yazılım süreci uzun sürüyor. Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Üzerinde konuştukları kanun teklifini de komisyonda tartışacaklar. Yani teknik yazılımı tartışması öyle bir süreci var diyor. Dolayısıyla bu haftada meclise gelmesini bekliyoruz diyor. 5 milyona yakın EYT'li var. Bunların %40'ı bu yıl emeklilik hakkı kazanmış olacak. EYT'nin maliyeti de bakana soruldu. Bakan da bu konuda açıklama yaptı. Maksimum 150 milyar lira dedi. Ya 200-300 milyar lira diye rakamlar dolaşıyor. Nasıl hesaplı yapılıyor bilmiyoruz ama hesaplar herhalde bizde. İlk yıl için bu olsa gerek yani. İlk yıl yani. Hı. Şu anda ya 150 tabii. Maksimum 150 milyar lira civarında bir maliyet var diyor. Bugün odur ama 2024'e geldiğimizde hani geri kalan da emekli olacak ya. Dolayısıyla aslında mali süre hesaplanıyor. Yani brüt maaşa çarpılıyor o kadar. Bir de memur var, memurlar var ya, memurlar tabii. Emekli olursa tazminat alacak. Onun da kamu yükü olacak. Ama evet. Hani memurların kaçı emeklilik başvurusu yani, yapacak, kaçı yapmayacak bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili yanılmıyorsam yapılan anketler de varmış kamu içerisinde. Memurlar emeklilik. Çok evet yakın sıcak bakmıyorlar henüz. Sıcak bakmıyorlar. Çünkü bir iş garantisi olduğu için orada biliyorsun. Tabii. Yani dolayısıyla hani... Maaşla emekli evet. Maaş arasında fark varsa emekli evet, olmaz evet. Tabii insanlar. Askerlik ve doğum borçlanmalarının yapılandırma kapsamına dahil olmadığının sorulması üzerine Bakan Bilgin, EYT'nin kapsam dışı olduğunu vurguladı. Şimdi askerlik ve doğum borçlanmasını ödüyorsunuz ya, hı hı. Buna da acaba yapılandırma getirilebilir mi? 48 ay taksitle ödenebilir mi? Hı hı. Gibi bir soru herhalde anladığım kadarıyla. Şimdi yapılandırma tabii biliyorsun aslında... Yani prim eksiğini yapılandırma gibi bir durum yokmuş borçları. Ama şöyle Ebru, zaten şöyle... EYT kapsamında emeklilik hakkı kazandıktan sonra siz zaten bu prim borcunu ödüyorsunuz. Şimdi yapılandırmanın sebebi şu. Borcunuz var ve ödemediyseniz yapılandırma kapsamına giriyorsunuz. Yani henüz daha tahakkuk etmemiş bir borç için yapılandırma söz konusu değil aslında. Mesele burada. Yani sizin borcunuz var ama siz mesela Bağkur için... Ben şimdi 2022'de başvurdum. Örneğin Bağkur için mesela bu imkan var. Bağkur'da çünkü siz başvurmuşsunuz. Daha önce prim ödüyorsunuz. Prim ödüyorsunuz dışarıdan. Ama ne olmuş? Ödemeyi kesmişsiniz. Ve borcunuz kalmış. İşte 8 ay, 10 ay, belki 1,5, 2 yıldır ödemiyorsunuz. Onlar mesela yapılandırma kapsamına borç olarak giriyor. Ama buradaki askerlik ve doğum borçlanması için maalesef böyle bir imkan tanınmıyor. Yani çünkü yeni başvurularda tabii, yapılandırma, uzun taksitle aslında, ödeme imkanınız yok. Orada peşin ödeme mi vardı? Bilmiyorum. De birazdan detayları konuşuruz. Orada 18 ay falan vadiler var ama yine de şunu söylemek gerekiyor. Yani o henüz ödenmemiş bir borç değil. O yüzden durum bu. Yani farklılığın sebebi bu. Yani teknik farklılık bu. İkisinin arasındaki fark bu aslında. Eğer daha önce başvurduysanız, hı-hı, benim borcum var deyip o borca ödemek istemiş ve ödememişseniz tabii, yapılandırabiliyorsunuz. Ona, tabii ki. Bağkurlarda olduğu gibi. O zaman EYT kapsamına giriyor mu? Ama şöyle ki EYT zaten daha yeni ödemeye başladılar. Çünkü böyle bir kanun yoktu ki zaten. Evet, yani EYT'yi yani, kapsamıyor ama geçmiş prim borçlarını kapsıyor. Kasım ayında ilk ilan edildi. Hatırlıyorsan insanlar eksik borçlarını ödemek için gidip başvurdular. Ama daha yeni başvurdular. Daha ödemeye bile başlamadılar ki. Yani onlar önce ödemeye başlayacak, sonra ödemeyi bırakacaklar ki yani yapılandırma kapsamına hani dahil olabilsin ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Yeni EYT başvurusu yapacaklar, askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar, yapılanma kapsamında değil. Evet. Ama Ahmet Kıvanç diyor ki EYT'li bağ kuruluysa silinen prim günlerini ihya fırsatı var. Evet, orada tabii fark dediğim gibi bağ kurulular ödeme zaten... Ödeme fırsatı var değil mi? Evet, evet. Yani orada bir kısımda siliniyor. Oradaki fark işte zaten daha önce... Ödemeye başlayıp ödemeyi bırakanlar bu kapsamda olacaklar. Yani yapılandırma kapsamında olacaklar. Bağkur'un farkı bu. Diğerlerinde bu imkan tanınmıyor ama belki de şunu söylemek lazım. Yani seneye tanınır belki. Çıkabilir de yani bununla ilgili bir şöyle yapılandırma değil ama vade uzatma. Mesela 3 çocuk için borçlanma 200 bin lirayı aşıyor. Evet.
Tek çocuk için 70'e falan geliyor galiba. Evet ama siz bu borçlanmaya tamamlayacaksınız ki maaş alabilirsiniz. Bir de böyle durum söz konusu. Yani ben borçlanmaya başladım deyip bir yandan da maaş alınmıyor sonuçta. Yani bir sene beklerim ne yapalım olsun diyorlar. Evet, arkadaşlarımız haber yapmıştı. Tabii çünkü hesap ettiği zaman diyor ki zaten bir sene içinde hani kazanacağım, alacağım ücret bu. Zaten ben bunu kazanmam için bunu vermem lazım. O zaman buna yani hesap yapıldığında karlı çıkıyor. Tabii karlı çıkıyor. O borçlanma başvuruları da çok fazla var tabii. Bağkurlar geçmişte benim prim borcum var diye başvurduysa o borcu yapılandırabiliyor ama EYT'li yeni başvurduysa yapılanma kapsamına yani girmiyor. Ben bununla alakalı mesela bankaların bir ürün çıkarabileceğini düşünüyorum şu açıdan. Yani nasılsa burada bir maaş gelecek. Dolayısıyla bu borçlanma... Kredi veriyorlarmış. Veriyorlardır ama... Şimdi şöyle, vadeleri kısa ve faizleri yüksek biraz. Oysa ki bu garanti bir para gelecek. Dolayısıyla şu protokolü imzalarsanız emekliyle ben senin bundan sonraki maaşlarını promosyon gibi düşün, alacağım ve bu şeyini de faizini düşürt diyorum. Çünkü senin zaten maaşın yatacak kesin şu tarihten itibaren diyerek. Yani garanti bir para. Siz niye faizi koyuyorsunuz aslında? Bir risk gördüğünüz için bu krediden. Ama eğer kaynağında bu maaşı alırsanız o zaman çok daha uygun faizli ve uzun vadede kredi verme imkanı var. Bugün bankalar bu ürünü çıkarabilirler. Yani EYT'lilere, yani EYT'li askerlik borçlanması yapan, doğum borçlanması yapanlara. O zaman gerçekten rahatlarlar. Çünkü mesela ben 200 bin lira krediyi 24 ayda verebilirim. 48 ayda verebilirim. Sonuçta verdiğinden sonra çünkü parayı ödeyecek ve maaşı bağlanacak. Düşünsene maaş garantisi. Tabii ki maaş garantisi var burada. Yani bu emekli maaşını sonuçta ödeyen devlet. Ya promosyonu veririm, krediyle geri alırım. Ya evet, ne ya, bunda bir şey yok ki. Yani bu sonuçta şunun için bu kişiler çünkü kara kara düşünüyorlar. Gidiyorlar bankaya. İşte alıştık biz borç öderiz ya. Kimisi mesela daha önceden bir kredi riski şeyi bozulmuş, sicili bozulmuş mesela. Ya bana çıkmadı diyor mesela. İstediğim kadar diyor. Yani biz derken hani sizin adınıza söylüyorum. O yüzden yani bence imkan var burada. Maaş alacağız. Evet, bankalara buradan sesleniyoruz. Böyle bir ürün çıkarabilirler. Bir ürün çıkarın bari. Yani daha makul faizli ve uzun vadeli. Evet, en azından insanlar rahat borçlansın, ödesin, olsunlar evet. Bir an önce emekli. Hı-hı. Hakikaten. Şimdi memur emeklisine maaş zammı ve ek gösterge farkı da ne zaman ödenecek açıklandı. 27 Ocak'ta. Yani bu hafta alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Memur emekli maaş zammı ve ek gösterge farkı 15 günlük bir fark ödemesi olacak. O da 27 Ocak'ta hesaplara yatacakmış. Evet. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malul, dul ve yetim aile alanlar. Memur ve memur emeklisini kapsıyor. Memur emeklisini kapsıyor. Peki 2.384.000 kişi alacak bu ödemeleri. 7.800.000.000 liralık bir ödeme yapılacakmış. Tabii herkese kendi aldığı ödeme herkesi tabii ilgilendiriyor. Ama tabii toplamda da söyleyelim, böyle bir açıklama yapılmış. Şimdi yapılandırma. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın detaylarını İzmir'de iş dünyasıyla buluşmasında aktardı. Şimdi diyor ki vergi prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna ödenememiş borçların cezalarını kaldırıyoruz diyor. Ödemede böyle bir kolaylık getiriyoruz diyor. Cezalar siliniyor. Sizin vergi borcunuz var, cezasını ödemeyeceksiniz. Faizde de bir ciddi bir indirim var peşin ödemelerde. Şimdi çok sayı 2000 liraya kadar cezanız varsa onu da siliyoruz diyor. Ama sizin mesela değişik borçlarınız var, 2500 lira tuttu, hiçbir borç silinmiyor. 2000 liranın altındaysa tüm borçlar ayrı ayrı da olsa siliniyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok, otomatik silinecek. Yapılandırma adli ve idari para cezalarını da kapsıyor. Böyle bir ayrıntıyı da ekledi. 48 ayda ödeme imkanı sunuyoruz dedi. En uzun taksit imkanı bugüne kadar herhalde yapılandırma içinde. Bütün vergi ödemeleri bu kapsama giriyor ama 2022 yılında geçici vergiler bu kapsama girmiyor. Onlar istisna olacak. Tek bir istisna var, o diyor. 2022'deki geçici vergiler. O borçları ödeyeceksiniz. Matra artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi bu özellikle vurgulanıyor. Geriye dönük bir inceleme olmayacak. Siz diyor matra artırabilirsiniz diyor. O para çünkü bu arada bütçeye girdi, geçici vergiler ya, o yüzden aslında. Yani onlar harcanıyor şu an. Dolayısıyla onu yani silemeyiz yani. Size geri ödemeyiz yani. Evet, o zor. Evet, zor. Zaten 2022'de de yapılan tabii, daha yapılandırılmasın yani. Yani. Ödedik çünkü ya, yeni ödedik. Tabii hani. Yani biz hatırlıyoruz. Ya yani ödemeyenler için böyle bir şey yapılırsa daha üstünden yani, çok geçmediği için evet, daha acıtır evet, yani. Ben aslında içine. Yani burada şey beklerdim. Yani farklı bir yaklaşım. Çünkü hatırlarsan
Dün de bu konuyu konuştuk. Yani son 20 yılda 11. yapılandırma bu. Yani işte tarihte 55 tane yapılandırma olmuş Türkiye'de. Biz 2022'de 4 yılda ödemedik vergileri buçuk, yani. 2 yılda bir aslında borç yapılandırması yapıyoruz. Dolayısıyla bu yüzden de aslında birçok mükellef nasılsa af çıkar diye düşünüp aslında borcunu ödeyebilecekse de ödemiyor. Böylece aslında bir anlamda da nakitini yönetiyor, borcunu çeviriyor falan filan. Yani bu şekilde bir davranış belirlemiş. Bana kalırsa keşke yani düzenli ödeyenlere bu kapsamda, bu yasa kapsamında bir maddeyle bir jest yapılsa iyi olurdu. Çünkü bunu hep bekliyoruz biliyorsun. Yani şundan, yani eğer bugüne kadar sen herhangi bir yapılandırmaya girmediysen ya da yapılandırmaya girip ödediysen, yani bu da ödüllendirilebilir. Girmiş ve tamamen ödemişsindir. Tamam. Motor taşıtlar vergin varsa onda bir, yani bir kart versinler. Vatandaşlık kartı. Yani parasını zamanında ödeyen bir kart, bir bonus kart gibi koysunlar. O %5 mi indirim alacak, 10 mi indirim alacak? Yani sicili olsun vergi ödeme sicili. Vatandaşın olsun, çünkü vatandaş o zaman şunu bilebilir. Nasıl kartta sicil var, onun gibi olsun. Ki ben de bileyim ki ya ben bu borçlarımı düzenli ödüyorum. Eğer bir borcum, bir vergi varsa bana vergi %5 indirimli bileyim. Ben onu bileyim. Ben yapılandırmalara girmiyorum, ödüyorum. Beni de teşvik etsin. Yani ödeyeni de mutlu etsin. Yani bu çok zor değil. Bu yasa kapsamında bile olabilir aslında. Yani ben dün de bunu konuştuk. Doğru söylüyorsun. Yani belki bunu ÖTV'de, yani dolaylı vergilerde yapamazsınız. Dolaylı vergilerde yani sonuçta gidip markette kart gösterecek haliniz yok bana indirim yapın diye. Ama motor taşıtlar vergisi gibi ya da işte ev alıyorsunuz diyelim onun vergisi gibi böyle ayrıca ödenen, hesaplanan vergilerde benim TC kimlik numaramı bir indirim oranı sabitlenir. Ben daha oraya yazıldığı anda indirimim gelir. Yani kendimi iyi hissederim. Tabii ki bu çok medeni bir şey bu arada. Evet, bankalar yapıyor ya. Evet yapıyorlar. Yani eğer borçlarını düzenleden müşterilerine bir takım puanlar veriyorlar. Puanlar veriyorlar. Evet. Ona göre kredi. Bu çok medeni bir şey ve özendirici bir şey insanları. Üstelik ben vatandaş olarak da kendimi daha iyi hissederim. Daha iyi hissedersin. Bir de yani vergi ödeyenler kendini kötü hissediyor ve vergisini düzenli ödeme, borcunu düzenli ödeme isteğini ortadan kaldırıyorsunuz. Tabii ki. Bu isteği azaltıyorsunuz. Tabii yani sen işverenler diye düşünün. İşverenler çalışanlarının primlerini tam ödeyen, çalışanlarının vergilerini tam yatıran, haksız anında rekabeti yatıran, uğrayan. Bütün o, onlara da getirilebilir bu. Şirketlere de yapılabilir bu imkan sanılabilir. Çünkü vergi rekortmenleri açıklıyorsunuz. Tabii ki. Burada da borç yapılandırmasıyla bazı şirketler belki hiç borç yapılandırmasına girmemiş. Bütün yani işlem hayatı boyunca. Vergi borcu yok, prim borcu yok. Şimdi ne ödülü olacak onun? Hiç. Olmaz. Yani dolayısıyla bence bu sefer bir farklılık olarak bu kadar yapılandırma yapmışız. Yani madem 48 ay vade gibi böyle tarihi bir şey yapıyoruz. Tarihi bir yanında, yanında da bir de bunu koyalım. Ödeyenleri de ödüllendirelim. Bir de şunu söyleyip geçeyim diğer maddeye. Mesela 2020'den 2022'ye kadar hiç kimse çok kolay bir zaman geçirmedi. Herkesin ciddi sıkıntıları vardı. O sıkıntılara rağmen hem alışverişlerinde hem daha maaşlarını alırken hem de işte varsa evi, arabası, çevre vergisi vesaire neyi varsa borcunu zamanında ödedi. Dolayısıyla her kimse bol bulamaç, geliri çok yüksek, rahat refah içinde o paraları ödemedi. Devlete borcum olmasın, katkım olsun diye yani gidip bankaya kesti. Koyar faiz yani oldun yani. 4 yılda yaptın ödeme mı imkanına kavuşurdu sonra. İnsanlar yani durumları çok iyi olduğu için bu ödemeleri yapmadı. Sadece borçlu kalmamak için yaptı. Yerinde, kimse vergi vermek istemez zaten. Bu hani vergi ödemek şey değil. Yani büyük bir keyifle istemez. Ya da ne bileyim işte çok durumum iyi de ben de bunu vergi vereyim diye vermedi yani. Zamanı geldi verginin. İnsanlar gitti borcunu yatırdı ödedi. Durumları çok iyi olduğu için mi? Hayır. Ama elektrik, doğalgaz borçları yapılandırma kapsamında değilmiş. Sadece kirayı kapsamış herhalde kamu kurumlarıyla ilgili. Tabii çünkü kiralar. Özel şirketlerin alacağı o. Özel şirketlerin alacağını devlet sonuçta affedemez. Özel şirket ancak hani öyle bir kampanya çıkabilir. Elektrik, doğalgaz da öyle bir durum var. Ondan kaynaklı yani eskiden onlar kamu işletmesiydi dağıtımlar. Artık özel işletmeler oldukları için onların borçları affedilemiyor ya da yapılandırılamıyor maalesef. Ancak kendileri belki bir mesela kampanya yapar. Mesela devlet kirasını yapılandırıyor, başka kiralar kalıyor gibi durumlar da var. Yani neyse, sonuçta hani hayırlı olsun insanların işine yarasın ama tabii. Dediğin çok doğru. Vergisi, ödeyen ödüllendirilsin, sloganı da bu olabilir. Yani mümkünse ödeme şevki kırılmasın. Şevki kırılmasın, evet.
Çünkü düşüyor aslında. Bak hep dün de konuştuğumuz rakamlar var. Yani tahsilat düşüyor. Yani bu yapılandırmalarda tahsilat oranı son 5'inde %12 gerilemiş. Yani 12 puan düşmüş. Alışkanlık edinmemiş ki en ufak bir sıkıntıda çekilmiş oluyor. Çünkü yapılandırma yapa yapa artık nasıl bir daha çıkar, bir daha çıkar diye diye yani yapılandırmada ödeyen de azaltmış aslında. Aynen. O kendini harcamış. Evet. Bu insanların harcamalarından kısıp vergisini evet. vermiş. Böyle bir hani adaletsizlik olabilir evet. Hazine ve Maliye Bakanı İzmir'de yaptığı konuşmada aynı zamanda kurlarda oynaklık azaldı. Evet. Beklentilerde iyileşme var ve iş dünyası bizim fiyat indirme ve sabitleme çağrımıza olumlu yanıt veriyor. Hı-hı. Bunun da devamını bekliyoruz. Enflasyonda bu, bütün bunlar birleştiğinde belirgin düşüşleri görmeye devam edeceğiz diyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir enflasyonda düşüş trendinin devam edeceğini, faiz fiyat indirimlerinin ve sabitlemesinin de süreceğini Bakan Nebati aktarıyor. Görebiliyoruz evet. Efendim? Oradan da bunu görüyoruz. Evet. Fiyat sabitlemesi. Evet, fiyat sabitlemesi. Bazı şeyler duyuyoruz. Yeni işte sabitleme çağrıları vesaire. Evet. Çağrılar devam ediyor. Fiyat sabitlemesi birçok üründe yapılabiliyor. İndirimler de olabiliyor da. Stoklarla bağlantılı genelde indirimler. Onu da söylemek lazım. Yani ben yine hani çok takip ediyorum bazı marketleri mesela. Stoklarında ne fazlaysa onda indirim yapmaya çalışıyorlar. Evet. Diğerlerinde de kendi markalı ürünlerinde sabitlemeye çalışıyorlar. Öyle market görünüyor. İndirim yapmış o yani o mal o marketin mağazasını bizim oradaki görmeliydin. Evet. Ama Şubat ayında fiyatlara tekrar bir bakmakta fayda var. Çünkü hani biliyorsun bu bir sabitleme bir Ocak ayı dendi biliyorsun. Tam bir Şubat'tan evet. oldu. Yani evet. Orada simit arada 7 lira oldu zaten Ankara'da. Evet ama o arada yine fiyatlar artabilir. Çünkü işte hiçbir şey olmadı. Olmadıysa yani çalışan ücretleri artacağı için onun fiyatlara yansımasını minimumda göreceğiz zaten. Maalesef. Bu arada Tarım Bakanı'nın açıklaması var. Kabine toplantısından sonra bakana soru sorulmuş, Tarım Bakanı'na kuraklık riski. Hı hı. Evet, sonuçta... Evet. Dur, bunun öncesinde bir dakika, bakana geçmeden önce kuraklık açıklaması. Neyse vermiş arkadaşlarım, söyleyeyim sonra sömesi tatilini söylerim. Hı hı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi diyor ki, evet yağışlar azaldı, evet sıkıntı var ama... biz bir kriz söz konusu değil, gerekirse depolarımızı kullanırız. Böyle bir açıklama yapıyor. Evet. Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerinden başlayan bir yağış beklediklerini ifade ediyor. Yağışlı sezona gireceğimizi tahmin ediyoruz diyor. Mevsim normallerine dönebilirsek diyor, şu anda büyük bir kriz halinde değiliz, normale döneriz. O sıkıntıyı atlatırız diyor. Yani şu anda yağış başlarsa o büyük bir kayıp olmaz. Dolayısıyla yani, normalleşme evet, hemen sağlanır diyor. Biraz toparlanır. Gecikirse de depolarımız var, onu kullanırız. Bir krizimiz yok diyor. Bir de bu destekler konusu gündeme gelmiş. Hem yem fiyatları hem hı-hı. işte un, ekmek, simit fiyatları artıyor ya. Dolayısıyla maliyet çok yüksek diye. Bakan diyor ki biz diyor tarımsal destekleme ile ilgili bunu buna devam ediyoruz diyor. Hayvan besleyen vatandaşa arpa desteğini sağlamak adına onları 6200 liradan aldığımız arpayı 5200 liradan veriyoruz. 1000 lira destekliyoruz onları diyor. Yine buğdayda da ciddi bir destek sağlıyoruz diyor. 7450 liradan alıyoruz buğdayı diyor. Götürüp 4500 liradan veriyoruz diyor. Yani bize destek verilmedi. Fiyatlar yukarıda demek çok da gerçekçi değil. Bu desteği veriyoruz diyor. Yani şöyle. TMA ya, olarak un sanayicisinde evet, hayvan yetiştiricisine destekliyoruz şunu söylemek diyor. Gerekiyor belki. Yani evet tabii ki fiyatların bu bir kamu kaynağından desteklenmiş oluyor belki. Evet yani 1000-2000 liralık indirimler. Ama 2021 ile karşılaştırdığın zaman onu oraya götür. Fiyatlar 1500, 1700, 1600 işte o civarlarda 4000 lira düşün. Yani 7000 lira çıkmış. Bunu siz 4000-5000 olarak veriyorsunuz. Yine iki katın üzerinde. Susama bile yani 1500 lira veriyorum diyor. Evet ama görece olarak o çiftçinin diyor. Geliri 2,5 kat artmamış ama gideri 2,5 kat artmış zaten desteğe rağmen. Problem o zaten. Yani mesela Cumhurbaşkanı açıkladı sonuçta ya. Sonuçta tamamını verseniz ancak belki mutlu edersiniz. Onu mesela istiyorum. Bize 1000 lira onun üstüne doğalgaz pahalı geliyor. Ama eğer destek olmazsaydı 4000-5000 doğalgaz ödeyecektik. Yani ödenemez duruma gelecekti. Yani sübvanse etseniz de maaşlar düşük olduğu için 1000-1500 lira da doğalgaz yüksek geliyor. Tabii canım yani. Ya o da bunun gibi bir şey herhalde. Aynen öyle. Aynen de böyle. Yani o gelir o şekilde destek artmadığı verdikçe, için. Destek verdikçe aynen. Tabii ki, veriyorsunuz destek, ama yine de. O destek de, kafi olmuyor. Kafi olmuyor yani. Destek özeti olmuyor. Bu aslında. Anladım. Yani evdeki doğalgaz kullanıyor gibi. Tabii. Yani 1500 lira da 1000 lira da yani, pahalı geliyor. Tabii canım. Bir de aidat var biliyorsun. Aidatla yarışıyorlar onlar. Yani aidatlar işte doğalgaz falan. Aidatlar biraz düşmeye başlamış.
Neyse, sömestr tatilindeyiz ya. Yani bazı şeyler, apartman yöneticileri tekrar ele alıp aidatları düşürme çabasına girmeye başlamış. Yani evet, bu sene herkesin elini vicdanına koyup bir parça hani makul artışlarda sınırlı kalmasında fayda var aidat konusunda. Mesela biz çöpleri kendimiz indiriyoruz. Saati belli. Evet, düzenli bir evet, şey varsa, sistem varsa. Yakında kapımızda kendimiz sileriz artık olsun. Neyse. Ya sitelerde öyle çözümler getirebilir yani. Yani getirilebilir tabii, yani, niye olmasın? Maliyetler önemli yüksek. Tabii ki maliyetler yüksek ama işte diyorum ya hani sonuçta işte 3-4 bin kişinin yaşadığı binalar yapıyorsanız bunları düşünmeniz gerekiyor. Çünkü yani bir bina daha öyle hani İstanbul için herhangi bir semtteki gibi 10 sakin yaşamıyor. 100-200 kişinin yaşadığı binalar, yani dairenin olduğu binalar düşün mesela. Yani dolayısıyla burayı organize etmek zorundasınız. Eğer bu binaların yapımına izin verdiyseniz orada çalışanların işte vergi, işte primlerini düşük yapabilirsiniz. Hem o kadar hizmet istiyorsunuz, evet, burada hem de imkan, primini dert ediyorsunuz. Burada bir takım ama imkanlar da sağlamak gerekiyor. Başka yerlerden yani. Dolayısıyla hani mesela buralarda onunla işte insanların tazminatı vesairesi de var tabii. Onlar var tabii ki. Bir sürü dava vardır böyle, biliyor musun bahçe, bu arada? Tabii. Yani bahçemiz ödenmeyen var. Primler yüzünden apartman çalışanlarının bir sürü davaları da var. Vardır mutlaka. Onu unutmayalım. Vardır. Dolayısıyla buralarda mağduriyet yaratmamak lazım. Aynen. Şimdi kar yağmadı ya, sömestre tatili de geldi. Uludağ'dan açıklamalar var. Kar yağmayınca pistler boş. Bu da yani %40'ı açılmadı tesislerin. Eskiden deniyor Bursa'daki, yani buradaki Uludağ'daki oteller yetmezdi. Bursa'da dolardı. 15-16 bin kişi piste çıkardı. Şimdi öyle değil. Otellerin %40'ı gibi bir oranı açılamadı. Bu da istihdamı etkiledi. Ya çalışanlar ücretsiz izne gönderildi ya da çağrılmadı. Böyle bir durum var. Yani teleferik, yan hizmetler falan birçok noktada açılmamış. Yani oradaki otel işletmecileri böyle anlatıyorlar. Geçmişte yer bulmak imkansızdı. Şimdi %40 doluluğa anca ulaştık diyorlar. Dolayısıyla yani, bu suni kar da -5 derecede, bizim de makinalarımız var ama o -5 derecede aşırı soğukta belli bir noktada çalıştırabiliyorsunuz o makinaları. Suni karla o kadar hızlı ilerleyemezsiniz. Yani bu şeyi karşılayamazsınız diyorlar. Vallahi herhalde Palandöken, yani Palandöken, Sarıkamış biraz daha hani ya muhtemelen şeyde, maalesef Boğlu'yla bu sefer yani sömestr sonrasında kar yetişecek ve dolayısıyla hani en yoğun oldukları dönem bu hafta belki bekleniyormuş. Yani bekleniyor ama işte dediğim gibi bu birkaç günde kaybetmiş oldular. Tabii onlar için önemli bir gelir kaybı bu. Yani işte bunun için hani suni kar vesaire olsa bile aynı etkiyi yaratmıyor tabii ki. Günübirlikle yok. 8 bin günübirlik gelirdi diyorlar. Onlar da yokmuş. Tabii yani sonuçta herkes sonuçta o kar ortamının havasını soluklamak istiyor. O yoksa da yani çıkmalarının bir anlamı yok bir anlamda. Bir yandan ekonomik koşulları da tabii kapasite var, değil mi? Yani ben etkilediğini düşünüyorum bu sene. Yani sömestr tatillerini. Dolayısıyla hani eğitim masrafları falan düşünüldüğü zaman insanlar bir parça bu sene biraz daha çekindiler. Onun da etkisi var. Valla çekinmeyenler de var. Var tabii ki mutlaka. Gelir. Her zaman bunun oluyor zaten. Evet. Ama hani bir yandan da bakıldığı zaman hani bu biraz gecikmeli olacak. Belki de hani Şubat ayına kayacak bu şeyler. Tatil yoğunluğu. Evet. Her yıl kayanlar. Bu yıl da kayar, her yıl kayamayanlar bu yıl da kayamaz. Arada kayanlar oturur düşünür. Yani Türkiye'de sonuçta kayak son 10-15 yılda ciddi şekilde aslında şey oldu, tesisleri itibariyle gelişti. Evet ama 6 bin yatak kapasitesi burada çalışanlar. Tabii önemli yani. Çok ciddi bir şey, istihdam sağlayan bir alan olduğu için ve sezon da kısa olduğu için sorun yani. Bir kesim de biliyorsun söyleyeyim. Türkiye'yi bırakıp işte Bulgaristan'da falan kayıyordu daha ucuz diye hatırlarsan. Tabii. Yani böyle bir pazar var. Dolayısıyla o pazar da hani azımsanacak bir pazar değil yani Türkiye'de. Peki bir arkadaşım yazmış, ondan not edeyim. Bir salebe 380 lira ödedim, kar da yok diye. Uludağ'daki herhalde tepeye çıkmıştık. Salep'ten bahsediyorum. Evet. Herhalde yani ömrü boyunca unutmaz. Evet. Kozmetiğe denetim geldi, 203 kozmetik ürünü denetlendi. Biliyorduk bunu zaten. Söylüyorum, 178'i uygunsuz ve güvensiz çıkmış. Burada fiyat etkili bence. O kadar pahalı ki kozmetik ürünler, kişisel bakım ürünleri. Dolayısıyla insanlar da hani
Ya moralini biraz düzelteceksin yani, o bile yok. Çok pahalı. O pahalı olmasından biraz maliyet düşürme de devreye girmiş herhalde. Taklit ürün o kadar fazla ki. Ya bu o korkutucu hani boyutta. Maliyeti düşürmek değil, bu sahtekarlık ya şimdi. Hani bir yandan da öyle bakmak evet, lazım. Fiyatı düşürmeye çalışmak ayrı, sahtekarlık ayrı. Fiyatı düşüreceğim ayrı diye hani sütün içine boya mı koyacağız yani şimdi? Koyan vardı ya, yani, karpuz kabuğunu salatalık yani, diye koyan vardı. Bu tamamen denetimle ortaya çıkıyor tabii bunlar. İyi ki de yapılmış vallahi denetim. Karpuz kabuğunu salatalık diye yoğurda koyan vardı, cacık diye satan vardı. Doğrudur yani. Vallahi ben artık vardı. Hani, vardır, doğrudur yani. Bunun içine ne konuyor ben bilmiyorum. Evet. Kim neyine ne konuyor, sürüyoruz kim bilmiyorum. Kim ne konuyor. Dolayısıyla hani... Ya burada, 203, 178. Evet. Ya bir de bu ürünlerin, çok yüksek. Bu ürünlerin birçoğu ithal Ebru. Dolayısıyla ithal edildiğinde aslında denetiminin yapılıp öyle piyasaya sürülmesinde fayda var. Ya belli markalar var işte, o markalar da çok pahalı olunca evet, onu işte, söylemeye çalıştım. Yani doğru ama işte kur... Bilmediğiniz markalara yöneliyorsunuz. Kur bu kadar yükseldikten sonra bu mesela taklit fiyatı artar. Parfümden geçilmiyor. Evet. Direkt alerji yapan, ciddi tehlike arz eden bir durum o yani. Yani birçok şeyde yani estensal sulaklar satılırdı bunlar. Şimdi bütün hani bazı e-ticaret sitelerinde falan da var. Dolayısıyla yani internet ortamında da yoğun şekilde taklit ürün satılıyor. Yani bunların takibi çok zor değil. Çok zor değil. Kullandığınız yani, çanta tabii bile zarar verebilir taklit ürünlerde. Yani. Peki, Antalya'da yabancı şirket sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bu şirketlerin sayısı %527 artmış 2021 yılına göre geçen yıl. En çok Ruslar şirket açmış. Daha çok da tarım, bilişim, gayrimenkul ve konaklama alanlarında faaliyet gösteriyorlarmış. Ukraynalı yatırımcı sayısı da artmış. Rusları, Alman ve İranlı yatırımcılar Antalya'da izliyormuş. Böyle yabancı tabelaları çok görüyorsunuz Antalya'da deniyor. Ben gitmedim uzun süredir ama orada yaşayanlar ve gidenler yabancı tabelalar, yabancı şirketlerin tabelalarını çok sık görmeye başladıklarını ifade ediyorlar. Bu arada da Oğuzcan Obuz yazmış bugün, Habertürk.com'da kullanmış. Rus vatandaşların ikamet başvurusunda, yani oturma izni başvurularında sıkı bir denetime de gidilmiş. Evet. Ya bu beyan gerçekçi mi? Belgeler gerçek mi? Talep gerçek mi? Rusların iddia ettiği gibi hiç verilmiyor değil ama ciddi yani bir denetim çünkü, olduğu da belirtiliyor. Moskova kaynaklı bazı basın yayın kurumlarında izin verilmiyor şeklinde haberler yer aldı. Hı hı. Dolayısıyla o haberleri biz ilgili yetkililerine sorduğumuzda bu yanıtı aldık. Yani tabii bir takip edilmesi, bir sınır olması vesaire iyi bir şey yani. İyi bir şey. Bir de süremle bitti galiba ama bir dakikam var. Onu da biraz 2 dakikaya uzatırız. Yabancıların ilgisi, yerleşmesi, şirket kurması belli bölgelerde çok yoğun. Rusya-Ukrayna savaşıyla da bu arttı. Çok. Antalya bunu gösteriyor. Biraz da Türkiye durumu sıkılaştırıp daha yakından takip edip gerçek belgeler üzerinden gitmeye çalışıyor. Onu anladık. Evet. Şimdi gelelim trafikteki araç sayısına. 26 milyonu aşkın araç varmış. Evet. Geçen yıl trafiğe kaydedilen araç sayısı %10 artmış. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Araçlar yaşlanıyor. Yaş ortalaması 15'i geçiyor. Evet maalesef. Yani bu ciddi problem. Bu dün söylediğimiz işte ikinci el ithalata izin verin. Onda yaş sınırı olmazsa hurda araç yığınına döneveririz. Evet yani bunun bir kısmının yurt dışına yani bir yerden sonra hani işte gönderilmesi, yenilerinin gelmesi gerekiyor falan ama işte bir yandan da biz onları yenileyeceğiz derken halihazırdaki iç üretimi bozma riski var. Yani bu 15 yaş çok yüksek bir yaş değil mi? Bu kadar üretim varken, genç nüfus varken, potansiyel varken. Tabii ki. Yani 1 milyon araç satışına bile ulaşamamışken. Yani bunların 14.8 yaş ortalaması ne? Tabii hem o sıkıntılı hem de çevre. Çevreye zararları da var biliyorsun. Yani elektrikli geldi. Tabii yaşlandıkça bu araçlar daha fazla yani emisyon vesaire sıkıntıları yaşıyorlar. Ya biz yeni araç almamış mıyız? Eski araç mı kaldı? Hayır da pazarımız çok küçük olduğu için bir türlü yenileyemiyoruz. Her sene 600 bin araç satıyoruz. Artık 5 yıl daha 600, yenilemeyiz. 600 yani milyon satsak bu park yenilenir. Yani 1.2 milyon, 1.5 milyon satsak ama biz işte 600-650 bin aracı zor satıyoruz. Yenilenmiyor park. Otomobiller yollarda yaşlanıyor. O yaşlanma hızı 2022'de artmış. Tabii. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu bize bunu söylüyor. Bir etken de araç gelmedi gerçekten. Yani bunu da unutmayalım. Gerçekten elimizdekilerle kaldık. Araç da gelmedi. İkinci eli toparladık. Evet.
Bir de motosiklet satışlarında çok ciddi, çok hızlı bir ivmelenme söz konusu. Trafik yüzünden olsa gerek ve fiyatlar yüzünden. Fiyatlar, yani bugün, trafik. Evet, yani bir otomobil alamıyorsunuz ama. Bir de otomobil ehliyetine kadar belli bir cc'de otomobil ehliyetiyle motor kullanabiliyorsunuz. Evet. Onun da etkisi var. Evet, düşük 50 kahveye dayanılıyorsun. Aynen, param yok, araç yok, gideyim motor alayım bari diye bir patlama yaşanmış. Evet. Net görülüyor. Hı hı. Gündemi böyle toparladık. Aslında çok detaylı, çok farklı, çok birçok konuyu da konuşma şansımız oldu. Rusya-Ukrayna gerginliğinde yeni bir aşama var. Onu da nasıl etkiledi yarın görürüz. Bu bölümü tamamlayalım. Yavuz Baraj, çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Bu bölümden sonra ikinci saat diliminde de maaşları biraz konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Hakan Özgerç konuğumuz olacak. Bakalım maaşlar, emekli maaşları, EYT maaşları ne olacak? Biraz daha yakından biz de bakarız. Bekleriz. Devam ediyoruz. İkinci saat dilimindeyiz. Habertürk'te para gündemdeyiz. Sosyal güvenlik uzmanı Hakan Özger bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Ebru Hanım. Şimdi maaşlar deyince bize çok gelen çok sorular var. Biz de bazılarını yanıtlıyoruz, bazılarını yanıtlayamıyoruz. Ama hani bir uzmanından dinlemekte de fayda gördük. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben en fazla soruyu bu dönem nerede alıyorum derseniz. Şimdi en düşük emekli maaşı 5500 lira olacak ya. %30 emekli maaşları arttı. Şimdi ben mesela çevremde de bazı büyüklerimiz var. Onların maaşlarını çekip götürüyorum kendilerine. Evden çıkamayanlar için ya da hani işte zorlananlar için. 5070 lira, 5100 lira götürdüğüm çok maaş var. Evet. Benim 5500 gelmemiş dedi diyor mesela. Gelecek, o aradaki fark ödenecek diyorum. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Evet. Sonra mesela bize gelen şeylerde ben 5500 almadım. Neden almadım diye çok soru var. Benim dediğim doğru mu? Ben yanlış mı söylüyorum? Bence işin uzmanı söylesin. Estağfurullah. Net cevaplayalım. Doğru olan yönleri var. Aslında herkesin doğru söylemlerde hareket ettiği. Fakat farklı konularda karşımıza çıkan realite, gerçekler var. Bazı realiteler sahayla uyuşmuyor. Zamanında yapılan bazı bir takım hesaplamalar yönteminden kaynaklı olarak mesela şu an A kişisi girdiği zaman en düşük emekli maaşımız 5500 dememize rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesinden girdiği zaman şu an Aralık'tan sonra ocağa geçerken 4300-4800 gibi rakamlar görüyorlar. Herkes özellikle bu artışın %30 oranında. Ben daha çok 5070-5100 gördüm. Bu civarda 5300 gibi bunlar görünüyor. Şimdi bunlar görünüyor. Bunların görünmesindeki sebep bu aslında şu an hatta bunları da EYT'liler biz %30 zam alamadık. Bunun mağdurumuyuz gibi söylüyor olmasına rağmen. Önce biz bu SGK emeklilerine bakalım. Evet. Yani en düşük emekli maaşına bakalım. 5500 TL en düşük emekli maaşı olacak. EYT'liler çıktığı zaman da bu şekilde olacak. Burada sadece iyileştirme. Şubat sonunda büyüme hızına %30 katılacak bir oranı var. Bu oran katıldığı zaman Ocak'tan itibaren o aradaki farkı alacaklar. Burada 5500 TL'ye tamamlanmış olacak. Anladım. Yani Şubat'tan itibaren o farklar ya da daha öncesinde. Mart'a yansır. Mart'a yansıyacak. Anladım. Yani bir büyüme hızı Şubat sonu gibi rakamsal oran ortaya çıkınca çünkü aylık bağlama oranı, büyüme hızının %30 etkisi neden gibi 8'den beri gibi durumlar var. Verilmiş maaşı, büyüme hızını teknik olarak ben Mart'ı bekliyorum ki. Şimdi şöyle, Şubat'ta büyüme rakamları, büyüme hızıyla ilgili rakamlar Şubat'ta açıklandığı Mart'ta için. Gelecek. Evet, Mart'ta gelecek. Orada bir, hatta burada da 1,5 puanlık bir artış gibi öngörülüyor. Şimdi burada tabii şu da var, gelen sorulara istinaden sizle istişare etmemize sebep. Hanım, aradaki farklarla beraber Şubat'ta Mart'ta ödemeleri alacaklar. Tabii, bu ödemeler alınacak. En düşük emekli maaşı 5500 lira olacak. Merak etmeyin, o farklar size ödenecek. Büyüme rakamlarından sonra da o hesaplama yöntemiyle de teknik bir durum var herhalde orada. Evet, orada şöyle bir durum var, şunu söyleyeyim. Bakın, 2000'den önceki kişiler emekli maaşı hesaplanırken brüt ücretinin %70'i oranında doğrudan bağlanıyor. Ama ben... Ya, 2008'e... Pardon, bu Aralık'ta açıklandı ya, yani şeyde Aralık enflasyonundan sonra zamlar açıklandı ya, %30. Evet. En düşük memur maaşı da 5500 lira olacak dendi ya, bu teknik hesapla bunun ilgisi var mı? Var efendim. Şimdi tabii ki Mart ayında bunlar bu rakama tamamlanmış olacak. Tamam, şu anki düşüklük buradan kaynaklanıyor. Burada ben sadece aynı zamanda hani konu soru içerisinde soruyor şu şekilde girmek istedim. Gelen sorulara istinaden girdim. 5500 TL olan rakamsal süreç
en düşük emekli bant sınırımız olacak. Bu evet. tamamlanacak. EYT için de bu geçerli bu olacak. Bu EYT için de geçerli olacak ama EYT'yi şu an şöyle bir kavram karmaşası var. EYT'liler baktıkları zaman ekranda şu an rakam, gördükleri rakam da sizin o bahsettiğiniz gibi düşük görüyorlar. Haklı olarak şu an onlar emekli değiller. Emekli olmadan emekliliğin %30 artışını falan beklediler. Şu an emekli değiller. Burada bir ayrım yapmamız. Kime baksan bilgisayar başında hesap yapıyor. Evet, şu an tamamen süreç böyle. %30'luk çok affedersiniz. %30'luk. Panik olmayın, önemli bir sorun değil. Tamam, kusura bakmayın can değil. Hiç sorun değil. Şimdi EYT ile alakalı şu konuyu size ben bahsetmek istiyorum. Örneğin kişi baktı 4800, 5300 neyse bu rakamlar üzerinden bir tablo gördü. Hı hı. Bunu EYT için, için söylüyorum. Tamam. Kendisini yeni dönemin zam alamadığıyla alakalı bir handikapa kapıldı. %30 yansımadı gibi. Evet %16-17 oranında toplamda yansımış olacak aslında bu. Çünkü EYT'liler henüz emekli olmadılar. Emekli olmuş gibi işlem yapma gibi bir durumları var. Burada bir kavramı, burayı bir ayırmamız lazım. İkinci olarak da şöyle bir durum var. Şimdi EYT'lilerin süreci itibariyle zam oranlarında bugüne kadar gelen de şöyle bir sürecimiz var. 2008'de düzenlenen tekrar emekli maaş yani aylık bağlanma oranı büyüme hızının %30'a düşürülmesiyle emekli maaşları genelde hep eriyerek gitmeye başlıyor. Yavaş yavaş. İlk baştaki brütler yüksek, daha sonra düşüğe doğru gidiyor. Bu da toplumda alt sınırı ortaya çıkarttı. İlk defa bu da. Neden? İki dönemdir enflasyon oranı yüksek olduğu için düşen oranlar bize şunu gösterdi ki aslında bu hesaplama sistemi tamamen yanlış. Aslında buraya bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Bence. Bunu da özellikle tavsiye ediyorum. Burada da nasıl bir yasal düzenleme gelebilir? Denir ki bir önceki yıldan daha düşük olmayacak. Bunu koruyabilirler bir yasal düzenlemeyle. Olmadığı zaman örneğin bu sene geçen seneye göre emekli olan programlarda siz de gördünüz %17 düşük olan bir emeklilik hesabı var. Bu tarz yanlış matematik ortadan çıkmış oldu. Hakan Bey çok karışık. Evet. Bu kadar karışık olmasına gerek yok. Emekliliği az önce bahsediyorsunuz ya emeklilik evet. parametrelerini hesaplamak aslında imkansız. Yani, aynen öyle. Zaten robot sistemiyle hesaplanıyor. Evet. Robot sistemiyle hesaplanıyor derken de şunu da söyleyeyim. Bakın emeklilerle de alakalı şu an tam gündemi sıcakken Sayın Bakan'ın ifadesine göre haftaya bu konu önümüze gelecek. Meclise geçecek. Meclise bu hafta sunulmasını bekliyoruz. Herkesin gözü kulağı ülkemizin nihai hedef ulaşmasını beklediği en büyük gündemdir. Tamam. Şimdi bu geldi. Yasalaştı. Şubat'ta başvurdular. 1 Mart'tan itibaren takip edecek. Aydan itibaren maaşları bağlanmaya başladı. Ve bunun sonuçlanması Nisan'ın Mayıs'ı. Gerçi Bakan Bey bir ay dedi ama ben de bunu teknik olarak mümkün şu an görmüş. Çünkü şu an mevcut haliyle. Ama yasa çıktıktan sonra aradaki maaşları öderler. Ödeyecekler ama şöyle. Şu an mesela bir kişi Ocağın 1'i veya 31'i. Arası. Hakan Bey çok mesaj geliyor. Zaman çok affedersiniz. Biraz şu süre çok yoğun olduğu için kapattım ama evet, yine de geliyor. Bütün sosyal güvenlik uzmanlarını. Ben şimdi, soruyorum aynen, şimdi. Şu sıralar biraz hareketliyiz efendim. Siz sonra özelden sorarsınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tam asıl buradayken birçok kişiye de faydası olacağını düşünüyorum. Biz 2022 döneminde borçlanmaları kendilerine bahsetmeye çalıştık. Bunları yaptılar. Fakat şu anki süreçte emeklilik için hatırlarsanız borçlanmalarda siz de burada verdiniz. Sadece borçlanmalar için bile uzun kuyruklar oluştu SGK'da. Şu an emeklilik başvuruları için daha büyük hesaplayan herkes gidiyor. Bir aylık süreç diyoruz. Şu an Türkiye'de yılda 42 bin bandında bir emeklilik sürecimiz var. Bu İstanbul'da 9 bin, 4'te 1 oranında diyelim. Bunun 50 katı gibi bir yükümüz gelecek değil mi? 2 milyon 250 bin. Bu hazır sadece mı? İstanbul'da 500 bin. Evet işte hadi hazır mali, olduğunu mali söylüyorlar. Mali tarafı hazır diyelim. Maliyet yönü çok bambaşka. İki tane sacaya var ben onu bahsedeceğim. Birincisi bunun işlevselliği. Şu an ben emekli olmaya gitsem zaten bir ay sonra bana bu sonuçlanıyor. Bağlandığında 2 aylık maaş alıyorum. Bir anda 50 kat yük varken bunun 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde sonuçlandırılması için hatta birçok örneklerde verdiler. Kurumlar buna hazır. Burada artık yaşlılarımızın bir de e-devleti var. Bunun üzerinden nasıl yapılandırma yapılırken kişi başvuruyor. Bu önceden hatırlarsınız vergi dairelerinde, SGK'larda şimdi gelen yapılandırma kuyruklar olurdu. Herkes yapmaya çalışırdı. Fakat bu son birkaç yılda çok rahat. İnternet üzerinden girip evet. kendi yapılandırmasını al. Kendi aylığını bağlayacağı bir sistem uygulayabilir. Aylıkları birleştirmede sorun yaşayan, eski sicillerde sorun hala yaşayan... Hala SGK'ya gitmek gerekiyor mu? Şu an E-Devlet'ten emeklilik başvurusunu yapıyor ama tabii bunlar SGK'da şu an hesaplanıyor belli bir süre. Ama siz de bir burada, gidiyorsunuz. Neden diyorum? E-Devlet'inde evet SGK hesaplama sisteminde gözüken rakamlar genelde birebir örtüşüyor.
Robot çünkü bunları tarıyor. Belli parametrelere göre robotik sistem üzerinden çıkıyor. %25 oranında farklılıklar oluyor. O da nedir? Eski sicil karışmıştır, şu olmuştur, bu. Bu tarz durumlarda da kurum bir dönüş sinyali tamam, vererek şöyle, çözebilir. Evet, karışık konuyu, bu süreci daha hızlı atlatırız. Evet, karışık konuyu, maliyetsiz atlatırız. Anladım. Affedersiniz. Yani bu daha o zaman yani bilgisayarları, dijital ortamı daha aktifleştirip şubelere ya da SGK merkezlerine, müdürlüklerine yığılmayı önlemek lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Kısa çalışma döneminde aynısını İşkur yaşadı. İşkurlar geceli gündüzü kaçtı. Çalışmak zorunda evet. Çalıştı. Sanırım herkes SGK'yı da öyle bir süreç bekliyor. Şimdi şu anda SGK'yı ve SGK çalışanlarını da böyle bir süreç bekliyor. Ve bunun altından kalkmaları diyorum, bakın 9000 kişinin yapılacağı, sadece İstanbul'u kastediyorum, bir anda 500 bine çıkacak. Yani yasa çıksa da maaş bağlanmaları vesaireleri. Tabii bunun da seçimden önce ben genelde sonuçlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sefer çok daha karmaşık bir ortam ortaya çıkmasını önlemek için en önemli e-devlet üzerinden otomasyon sistemini güçlendirip, bir güncelleme yapıldı, kapanmış, yani açılmıştı. Maaş bağlamını kişinin kendine bağlanabilir hale getirebilirler. Anladım. Yine de devlet üzerinden başvursanız bile SGK'ya gitmeniz gerekiyor. Çünkü orada bir takım işlemleriniz oluyor, takibiniz oluyor. Vesaire. Veya sonuçlanana kadar süreç uzuyor. Böyle diye. Ama yasa çıktıktan sonra, resmi gazetede yayınlandıktan sonra o maaş almayı hak kazanıyorsunuz. Gecikme olunca aradaki farkı ödüyorlar. Şöyle, ama yasa çıktıktan söyleyeyim. Sonra değil mi geçerli? Aynen öyle. Evet. Yasa çıktıktan sonra başvurularımız yapılıyor. Örneğin yasa 15 Şubat'ta çıktı. 15 Şubat'ta da başvurdu. 28 Şubat'ta da başvursa, başvurduğu tarihten sonraki ay itibariyle aylığı işlemeye başlar. Başlıyor. 1 Mart itibariyle Nisan'da mı sonuçlandı, Mayıs'ta mı sonuçlandı? 1 Mart'tan itibaren toplu olarak 3 aylık maaşını alır. Alır. Sizin başvurunuzdan sonra geçerli oluyor. Aynen öyle. Maaş başvurudan işlemesi. Sonra ve hak kazandığınız süreç itibariyle. Yani, o arada da işte yasa çıkar çıkmadı insanlar başvuracaklar bir an önce hak kazanmak için. Ortalık yine bunu. Tabii yani borçlanma sürecinde gördük bunu. Burada bir de şu parayı hem de bu maliyeti de azaltacaktır. Çalışanlara da yük olmayacaktır ama burada bir konuya çalışan ben dikkat ettim. Çalışan kapasitesini zorlayabilir tabii. Bunu. Tabii ki. Bir de burada şöyle bir konu da var Ebru Hanım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bunu ifade ediyorum. Tekniği bile zorlayabiliyor. E-Devlet'te işlem yapılamadı tabii, ya tabii, çok uzun tabii. Zaten buyurun. Bu süreçte bayağı zorlanmıştık. Aynen. Mesela burada şöyle bir durum zorlanmıştı var. Zorlanmıştı insanlar. Aynen. o zaman da telefonlar yine aynı şekilde şeydi. EYT desteğim var ama ben EYT'li değilim. Şimdi şöyle, tabii EYT yasal bir haktı, bu ayrı bir konu. 99 öncesi zamanında bunlar haksızlık vardı. Haksızlık vardı. Mağduriyet giderek büyüyordu. Evet. Şimdi ben burada şunu çok burada açık burada ana çıkış noktası aslında iş 40 yaşından sonra işsiz kalmış, iş bulamayan ve hiçbir geliri olmayan, sosyal güvencesi olmayan insanların yaşadığı mağduriyette motivasyonu EYT konusunun. Şimdi mesela oraya orada hatırlatalım. Tabii onu mesela şöyle de değinelim. Örneğin daha önce emeklilere ilgili bizim bakış açımız biraz şöyleydi. Devletin penceresinden söylüyorum. Emeklilerin herhangi bir sigorta prim indirimi dahi olmazdı. Hatta daha önceden maaşlarında ufak bir kesinti olurdu. Daha sonra bu uygulama kalktı. Yeni istihdama kazandırmaya yönelik emeklinin çalışmaması, yani emekli olduktan sonra yeni istihdam kazanalım, alan açalım. Evet, bu bir mantıktı. Ama bu mantığın bakın sahada uyuşmadığını gördük. Neden? Şu an bile emeklilik maaşının düştüğünü düşünün. 16-17 bin lira maaş alan bir kişi hesabına bir bakıyor ki bugün en düşük bantta 5,5-6-7 hani eriyerek gitmiş. Yani çalışma maaşıyla emekli olduğundaki maaşı maaş mı diyorsunuz? Maaş farklı oluyor tabii ki. Dönüp maaş çok oturan, farklı oluyor. Çok farklı oluyor. O yüzden ne oluyor? Standartları bozuluyor. Bunu sağlamak için tekrar istihdam edilmesi gerekiyor ki bu kişi yarın bugün bütçe zaten ciddi bir bütçe bu yük. Neyse biliyoruz. Şimdi çalışanlar için ek bir gelir olur. Böyle olacak ama burada iş burada demek istediğim emeklilere teşvik oranının çok ciddi olması lazım. Yoksa bu sefer kayıt dışı çok olacak. Hem kayıt dışı çok olacak. Bu sefer bütçe daha büyük yük olacak ve bize evet. Sayın Cumhurbaşkanı az önce söylemek istiyordum burayı tamamlayayım müsaade ederseniz. Tamam. 13 milyon 760 bin yaşlılık aylığı alan var. Aralık 14 itibariyle. 14 milyon diyelim. Şimdi ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi. Yaşlılık aylığı dediğiniz. Emeklilik maaşı alan. Tamam. 2 milyon 250 bin kişi ilk etapta EYT kapsamında olduğunu bize ifade ettiler. Hı-hı. Doğru muyum? Hı-hı. Akabinde kademeli olarak hani 20 yıl, 25 yıl o teknik detaylara çok girildi. Girmek istemiyorum. Artık doldurduk emekli maaşlarına olacak. Yaşlılık maaşı evet. Demezseniz lütfen tepki olursunuz. Yok hayır hayır. Şaka 5 milyon kişinin bunun 4 yılda yani o 20-25 yıl şartları dolduktan sonra EYT çıkacak ilk etapta 2 milyon 250 bin. Tamam. Kademeli olarak 5 milyon. 5 milyon olduğunu varsayalım. Bu sürecin doğal olarak da katacağı kişiler, insanlar ortalama
500 bin, 1 milyon civarında dahi saysak. Tamam. Elimize 20 milyon gibi bir rakam çıkıyor emekli. Niye? Önümüzdeki 4 yılda. 13 ha, evet, 14'e 5 eklediniz. Evet. Tamam, yaklaşık 20 milyon. 20 milyon doğal sürecindeki ekledim. Tamam, 5 Şimdi milyon. 13 milyon 760 bin emeklimiz artı... Yeni emekliler. Yeni emeklilerle 20 milyon olduk mu? Şu an sigortalımızın sayısı yine bu EYT paketini açıklarken... EYT dışındakiler var. Bakın, doğal olanları da kattığımda 20 milyon takribi bir rakam söyledim. Emeklileri bahsediyorum. Tamam. Sigortalı aktif çalışanları ise... 30 milyon şu anda. Bağkur vesaire aktif çalışan personelimiz 33 milyon olduğunu ifade ettiler. Yılda da 1 milyon istihdam. Evet, genç dinamik nüfusumuz var. Bu bize 4 sene sonraki tabloda ortalama 37 milyonun emekli 20 milyona baktığı 1.8 kişinin 1 kişiye baktığı 1.8 kişinin primin 1 kişiye baktığı. Burada bakın dünyada bunun ideali 4'e 1'dir. Yandı çocuklar, gençler. Hayır, alt sınır 1.5'tür. Tamam, genç dinamik nüfusumuza güveniyoruz ama bunu ne yapabiliriz? Bu şöyle, şunu da söyleyeyim. Ama bu gençlerin önüne tıkarsınız böyle. Sürecinin tabii bakın bu bugünün sorunu değil. Bu zamanında yapılmış edilmiş ayrı konu. Ama bu irade bunu başka türlü çözer miydi, çözemez miydi, bunlar tartışılabilir. Fakat benim gördüğüm, kendi tabirimle söyleyeyim hatta size, biraz voleybol maçı gibi oldu en sonunda. Artık top benden de çıksın, nerede patlarsa patlasın gibi oldu. Bu nerede, bir adım sonra bunun adı ne? Çıkacak. Adı ne? Yani bunun bu sorun ne demek? Yani çalışanla emeklinin başa baş geliyor. Kurumun sürdürülebilirliğini yok edebilir. Yani 1.5'tan 1.5 alt sınır. 1.8 kişi bir kişiye bakacak. 4 sene çalışarak. Sonraki süreçte bunları konuşacağız. Bu sefer ne bu olacak? Evet. Riskli bir riskli nokta. Bir durum. Dünyada bunun alt sınırı 1'e 1.5'tür. Bunu yaşayan ülkeler oldu. En kötü. Evet. Şimdi o yüzden burada da... ne yapmak lazım? Burada şöyle, evet, emeklilerin kayıt dışını önlemek, bütçeye katkı sağlamak için emeklilere ciddi bir teşvik primi vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu çalışmaya devam edecek. 42 yaşında, 45 yaşında birisi dönüp de evinde oturmayacak. İkinci olarak yeni istihdama katılacaklara şu an sadece 6111 dediğimiz kanun numaralı bir teşvik geldi. Farklı uygulanabilir teşvikler var. SGK teşviklerindeki kastım şudur. İşverenin de bu konuda düşünüldüğü zaman ortak mutabakat bir şey ortaya çıkar. Kayıt dışını önler, denetimi de sağlam yürütürsek en azından bunu hafifletmiş oluruz. Yani çünkü bakın 1.8 kişi sadece bir kişinin emekliliğini vermiyor. Sağlık masraflarımız, kurumların kendi ilçe, kendi içinde bir dünyası bakım var. Bakım vesaire. Gibi. Yani sadece maddiyat değil, bunun bakımı da var. Aynen öyle. Birçok alanda SGK hayatımızın en önemli sosyal yani güvenlik kurumu önemli. Yani çalışıp prim ödeyip büyüklerimize emekli maaşlarını bizden sonrakilerde, evet, bizden önceki jenerasyonlarınkini biraz biz çektik. Bizden sonrakileri şu an için bu tabloya göre daha ağır bir gençlerimiz, tablo. Gençlerimiz, çocuklarımız çekecek. Evet, bekliyor gibi duruyor burada. Ha, bu şu demek değil tabii ki, yasal haklarıyla. Zaten Türkiye'de 35-45 yaş arasında 50 yaşına kadar çok ciddi bir yük var. Evet. Yani orada hem çocuklarına bakıyorsunuz, hem ailenize yetişmeye çalışıyorsunuz, hem çalışma ortamı en pik noktasında yoğun zamanlarınız çok yoruluyor orada o kesin. Aynen. O yaş grubu çok yoruluyor. Üzerindeki yük çok ağırlaşıyor. Ve emeklilik yaşları da ağırlaştı. Mesela bakın sürdürülebilirliğine bir örnek de şuradan vereyim size. Şimdi bunu defaatle konuşuyoruz. Şu an 9 Eylül itibariyle başlayıp 2000 ve sonrası için söylüyorum. 17 yıl fark var değil mi? Emeklilik arasında. Çok ciddi bir fark. Ya şimdi bu artarak devam ediyor. Fakat maaş kat sayısı düşerek devam ediyor. Daha düşük maaş alacak. Tamam, alt sınır bugün 5.5. Seneye alt sınır sallıyorum 7.5, 8.5, 9.5 diye gidecek. Yüksek prim ödeyenler bu sefer haksızlığa uğramış olacaklar. Çünkü zamanla onlar da alt sınırlara dayanmış olacaklar. Bu sayı artarak devam edecek. Bu sefer prim ödeme durumu SGK'nın sürdürülebilirliği açısından bunun işlevsel olması lazım. Bunun hem işvereni hem işçiyi tatmin edecek halde olması lazım. Şimdi bunu bu şekilde götürmediğimiz zaman bu sefer nereden bütçeyi nasıl oluşturmaya çalışacağız? Kişiye biz kademeli olarak 65 yaşına kadar, 60-65 son 2008'den sonra gidenleri söylüyorum, kademeli olarak ilerleyecek diyelim emeklilik. Bunu ödemesini özendirici bir şeyimiz yok ki. Direkt yükle karşımıza almış olduk. Çok uzun bir süre var, ne yapacağız? Ya anlatabilir miyim? Yani sonuçta memleket bizim. Genel itibariyle evet. Bunun çalışma hayatını için... görünce de daha da uzun gelecek. Ya, aynen. Yani böyle tablolar. Biraz motivasyon düşürücü etki. Tabii ki yani ister istemez bu sefer farklı yatırımlara dönecekler. Emekliler de mutlu olmaz, çalışanlar da mutlu olmaz bu ortamda aslında. Çünkü emekli maaşları da çok düşük kalıyor. Oradaki şartlar da ağırlaşıyor. Peki şu anda ama hem çalışıp hem emekli maaşı alıp bir ek gelir sağlayacaklar açısından durum bu.
2022'de emeklilik için başvuranların maaşı daha yüksek olacak tartışması var. Evet. Bu arada EYT'de %30 zam varsa zaten o zammı bir şekilde alacaksınız. Öyle bir hak kaybı falan olmayacak diyor uzmanlar. Şöyle, şunu söylüyorum, orada bir altını çizeyim. Kısa hak kaybı değil, çok affedersiniz. 2022'de emeklilik başvurusu yapıp %30 zam alanlar gibi olmayacak EYT'liler. Ama bu EYT'yi kapsayan bir durum değil. Emeklilik maaş hesaplamasının yanlışlığından, yani EYT gündemde olmasa bile 2023'te bu yıl emekli olanlar için de bu geçerli. Genel itibariyle aynen öyle bir durum söz konusu. Tamam, yani erken başvuranın avantajı var diyorsunuz. Erken var. Ne avantajı var onu yani söyleyelim. Şöyle, yani 2022'deki, bakın 2022'de başvuran bir kişi bir önceki yılın parametrelerine göre maaş hesabı belirlenirken tamam, tabii orada burada, büyüme vesairesi evet, belli. Şimdi bu senenin enflasyon oranı ortadayken 64,27 iken bunların enflasyon yansıması düştü. Varken 2022 baz alıyoruz ya. Şimdi 2023'tekiler için de 2022 alınacak. 2022'ler için 21 baz alınmıştı. Ha. Aralığa kadar. Evet. Şimdiki süreçte ne oldu? EYT'lilere kasten yapılmış veya onların mağduriyeti değil. Şu an başvuran herkes sistem için. Sistem böyle. Sistemin zaten burada emeklilik maaş hesaplamasının yanlışlığından ağırlıklı bahsediyorum. Ha, burada da bunu korumak için az önce belki tekrar ifade olacak ama gerçekten çok önemli. Çünkü değişken parametreler maaşları eritiyorsa en azından buraya bir yasal düzenlemeyle bir önceki yıldan düşük olmaması vicdanları rahatlatacaktır. Birçok evet. kişiyi daha rahat ettirecek. Ama yıllardır bu yaşanır. Mesela hep geç emekli olanlar öyle bir şey vardır. Daha az maaş alırlar. Evet, bakın işte aynı yine aynı dönüp ben şimdi geliyoruz. Bunu niye aldım? Mesela beni o işte şu geçen sene emekli olmuş şu kadar almıştı falan tartışması her yıl yaşanır. Ben hemen yakın hemen. Çevremden ve son dönemlerde biliyorum. Daha çok yaşadık. Yani buna. Prim ödemenin dezavantajı varmış, zararı varmış. O zaman ödemeseydim vesaire gibi tartışmaları hep duyarız. Bu da öyle bir şey. Yani EYT'ye özel bir sıkıntı değil. Zaten bunun sonucu olarak da 3500 olan alt sınırı %54 ile artırdık. Hı hı. Diğerini %30 bandında artırdık. Peki size bir şey soracağım. Tabii bitirdiniz mi? Yok, sadece şunu söylemek hı hı. istiyorum. Sizin sorunuza cevap olarak bunu söylüyorum. 3500 olan alt sınırı 5500'e çektik. Hı hı. Arada 4800 olanları taşıdık. Taşımak zorunda kaldık bu hesaplamanın yanlışlığından dolayı. Hı. Şimdi bu bütün emekliler için. Tabii en alt sınır bu dedik. Ve hı hı. ne oldu? Bu şimdi... hesaplamada buradan başlıyor. Bunun altında kalanlar burada, bunun üstündekiler %30 aldı. Yarın bugün tekrar bir dahaki sene, ya belki arada Temmuz'da tekrar artış olacak, emekliler ayrı konu ama şimdi burada ne olacak? 6500 olacak veya 8500 olacak. Altta kalanlar yukarıya çıkacak ama yukarıdakiler de hep aşağıya doğru yaklaşacak. Burada farklı bir standart diyor. Matematiğin yanlışlığı sürekli ortaya çıktığı için mağduriyet oluyor. Hem emekli olurken, bakın başvurduğu dönemde oluyor, maaş alırken de bu devam ediyor. Örneğin belki de bundan 5 sene sonra süreç bu matematikle ilerlerse zamanında belki de 2 asgari ücret prim ödeyen biriyle 1 asgari ücret prim ödeyen biridir rakama aynı bantlara gelmek zorunda olacak. Belki uzun vadede. O da kötü. Orta ve uzun vadede bunu kastediyorum. Emekliler birbirine yaklaşacaklar. Yani siz diyorsunuz ki geçen sene EYT'ye başvuranlar %30 zam alacak. Bu sene başvuranlar EYT çıkmadığı için başvurulmadı. Başvurulmadı. EYT şey yapalım tabii. EYT şu an gündemde. Yani bu %30 geçen seneki emekli peki olanları bu sene EYT'lilerin zammı %30'u bulacak mı? Bulmayacak. Yapılan parametreye göre %17 bandında vesaire. Yani çünkü kalacak. Baktıklarında sistemde mesela diyelim ki 10 bin lira Aralık ayında. Yani %30 2022'nindi. Şöyle söyleyeyim. Mesela 10 bin lira gören emeklilik hesabında Aralık ayında bakan birisi aha. Ocak ayında baktığı zaman onu düşündü. Direkt ya benim de %30 artması lazım gibi düşündü. Ama bir de baktı ki 11.720 yani %16. %17.2 bandında gibi bir rakam. Yani bu tabii daha detaylı hesaplanabilir ama %17.2'ye tekabül aynen. eden bir artış oldu. EYT'lerin de durumu bu. Burada sadece ekstra dediğim gibi o 1.5 puanlık büyüme hızından kalan %30'luk pay. Bunu daha önceden yapmıyorlardı. Mesela onu da şöyle söyleyeyim, neden bu kadar fark ediyor? 2000'den öncekinde %70 bağlanıyor. 2000 ile 2008 arasında %... büyüme hızı doğrudan veriliyordu. Büyüme hızı 2008'den sonra günümüze gelen primler toplanırken bunlar %30'u baz alınıyor. O yüzden sürekli düşüyor. Ha. Parametremiz bu. Anladım. İlk alanlar düşüyor. İyi yok. İlk sonra... baştakilerden yüksek alıyoruz. Yüksek alıyoruz. Sonra sondakilerden düşük. Sonrakiler düşük gitmeye devam ederse baştaki yükseğe de yemeye devam ediyor. Tamam hocam, 10 sene önce keşke emekli olsaydık.
Tabii. Bundan 18 sonrakini de hiç düşünmek istemiyorum. Hiç düşünmek istemiyorum. Yani size bakın ya, matematik ortada. Soğudum emeklilikte. Yani matematik ortada. Yani şu an yani tabii, beni bile soğuttunuz şu anda. Peki maaşlar ne kadarla ne kadar arasında değişiyor? Değişecek. Yani şöyle, sonra araya gideceğim. Kısa söyleyeyim de reklam aramak. Tabii ki. Çok kısa söyleyeyim size. 2022'de en düşük maaş 3,5'la 2022'de maaşlar en düşük 3,5'la 26 bin lira arasındayken emekli maaşları, 2023'te bu rakam en düşük 5,5'la 32 bantlarına, 33 bantlarına kadar gelmiş olur. Hocam bir daha söyler misiniz? Anlamadım. 2022'de tamam, en düşük emekli maaşı 3500'le 26 binken en yüksek. Öyle mi? 26 bin var mı? 2022'de. Hocam 26 bin mi var? Olanlar tabii yani. Aa, şimdi en düşükle en yükseğe söyledim size. Kimmiş o diye soruyor. Yeni dönemde bu yaklaşık artış oranları belli. En düşük tamam, maaş 5500'e geldi. Tamam. En düşüğümüz 5500'e geldi. 26 bandında olanlara da 30 bandında artış geldiğini varsayarsak 20, yaklaşık 32 gibi 32-33 o civarlara gelmiş oldu. Evet. En yüksek maaş. İyiymiş hocam. Tabii abi, yani ama ona şey, baktığınız zaman Türkiye'de sigortaların yarısından çoğu, özellikle özel sektörde bu çok var, asgari banttadır. Yani evet, burada şimdi nadir olan kişilerin, ben en düşük parametreyle en yüksek parametreyi size 10-15 bin lira mı ortalaması emekli maaşının? Hayır, ortalaması asgariye çok yakındır. 8500 mü? Asgari ücrete yakındır, aynen öyle. Ortalaması, genelde topladığımızda ortalaması asgari bandı. Tamam hocam, ben emeklilikten soğudum. Saçlarımı EYT'li değiliz dedim. Zaten biz de, ben de EYT'li değilim. Bu süreci yaşayacağız. Ama EYT'liler için çok konuştum. EYT'li değilim ben. Ben de değilim. Saçlarımı da çizgi film karakterine benzetmiş izleyicilerimiz. Tam gününe saçım ya başım yani yandı. Ben de evet öyle düşündüm yayına başlarken. Kendi kendime gülmüştüm. Siz de fark etmişsiniz. Neyse, hep beraber gülebiliriz. Zaten beynim yandı, uygun olmuş bugüne yani. Kısa bir ara devam edelim. Devam ediyoruz Habertürk'te para gündemi, ama sıcak bir gelişme var. Bedircan Özbey bize o gelişmenin detaylarını aktaracak. Bu gelişme Sinan Ateş cinayetiyle ilgili. Tetikçi olduğu iddia edilen kişi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen Tolgan D. üçüncü kez gözaltına alındı. Yani tetikçi olduğu iddia edilen kişiyi şehir dışına, hatta yurt dışına çıkarma girişiminde bulunduğu iddiası vardı. Fakat arka arkaya üçüncü gözaltı sanırım. Biraz daha detayları aktarıp netleştirirsek izleyicilerimize daha iyi anlar Bedircan. Ebru Baki, sizin de belirttiğiniz gibi Sinan Ateş cinayetine ilişkin daha önce iki kez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolga Hande ve biri avukat, iki isim daha, şüpheli isim daha gözaltına alındı. Detaylara bakacak olursak, cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkarttığı belirtilen ve daha önce de iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve kamuoyunda da tartışılan Tolga Hande üçüncü kez gözaltına alındı. Tolga Hande, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ışığında gözaltına alındı. Tolga Hande ile birlikte biri avukat, iki şüphelinin daha gözaltına alındığını belirtelim. Hatırlanacağı üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı Sinan Ateş cinayetine ilişkin. Soruşturmanın daha titiz yürütülmesi için ikinci bir savcı görevlendirmesi yapılmıştı. Bu kapsamda soruşturmadan sorumlu başsavcı vekilliğine ise daha önce Ankara'da önemli soruşturmalarda rol alan bir isim olan Durdu Özer getirilmişti. Saldırının gerçekleştirildiği motosikleti kullanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmış ve gözaltına alınan bu isimlerden 15'i tutuklanmıştı. Bazı isimlerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özellikle serbest bırakılanlar arasında Tolga Hande ismi de vardı. Kamuoyunda da sıkça tartışılmıştı. Bu gündeme gelmişti. Çünkü tetiği çektiği iddia edilen kişiyi Ankara dışına çıkardığı iddia edilmişti ve daha önce iki kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak elde edilen yeni deliller ve bulgular kapsamında Tolga Hande ve biri avukat, iki isim daha tekrar gözaltına alındı. Tolga Hande'nin de üçüncü kez gözaltına alındığını belirtelim. Çukurambar'da olayı hatırlatacak olursak, eski Ülke Ocakları Eğitim ve
Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt'la Ankara Çukurambar'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. O saldırı sonucunda da hayatını kaybetmişti. Bir kez daha vurgulamakta fayda var. Tolga Hande daha önce iki kez gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tolga Hande üçüncü kez gözaltına alındı ve onunla birlikte bir avukat, iki isim daha soruşturma kapsamında gözaltına alındı Ebru Baki. Tabii tetikçi olduğu iddia edilen kişiye ulaşma yolu bu süreçte Ankara dışına çıkardığı iddiası bu kişinin, Tolga Hande'nin. Dolayısıyla iki kez de gözaltı vardı. Yeniden gözaltı kararı. Bugün sürece ilişkin önemli detaylar Bedircan Özbey aktardı. Aslında sorularımız var. Sizi başka bir programda tekrar konuk almayı çok arzu ederiz. 5500 lira en düşük emekli maaşı olacak. Burada bir sıkıntı yok. EYT'lilere özel bir durum yok. Emeklilik maaşlarında her yıl hesaplama yöntemi farklıdır yeni emekli olacaklar için. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir durum var. Bu teknik bir konu ve genel bir konu. Evet. EYT dışında da bu böyle. Dolayısıyla borçlanma zamlandı. Öyle bir durum var. Yapılanmaya dahil değil yeni başvurular. En azından ortalama maaş da asgari ücret kadardır emeklilik aslında gibi bir veriyi de öğrenmiş olduk. Ama önümüzdeki dönem için hem kamuda hem özel sektörde ciddi sorunlar çıkabilir, oluşabilir gibi özellikle bir yaklaşım da var. Kıdem tazminatları konusunda. Kıdem tazminatları konusunda. İsterseniz bu kısmı da eğer konuşmak isteriz önümüzdeki günlerde. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sosyal güvenlik uzmanı Hakan Özger konuğumuzdu.